Merhaba sevgili seyirciler, hoş geldiniz Berat Aşıcıoğlu ile Günün Getirdikleri programına. Evet, bugün yine çok değerli konulara ilişkin konuşacağız. DMT nedir? Bunu konuşacağız. Yani ruh molekülü nedir? Ruhumuz ne diyor? Beynimiz ne diyor? Bize melatonin ve serotonin gibi hislerimiz neler söylüyor? Nasıl davranmamızı sağlıyor? Bunları enine boyuna değerli psikoterapist Esat Başaran'la birlikte Esat hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Nasılsın? Thank you very much. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Yine çok güzel konuları ele alacağız. Hepimizi ilgilendiren. Bugün bomba geliyor. Evet, bomba geliyor. Aynen öyle. DMT'yi çok fazla duymadık. Çok fazla bilmiyoruz bu DMT kavramını. Evet. Öncelikle ben anlamını sormak isterim. DMT nedir? Bir kere gerçekten doğru söylüyorsunuz. Yani çok fazla duyulmuyor. Aslında işlenmiyor yani. Evet. Bu burada başka şeyler var. Evet. İşlenmemesini getiren. Televizyonda ne kadar konuştur inşallah Cem TV'yi kapattırmayız. Aman aman Allah korusun Cem TV canım. Şöyle, beynin epifiz diye bir bezi var. Hı-hı. Ortasında bulunan. Hı-hı. Bunlar işte kişilerin üçüncü göz diye bildikleri, adlandırdıkları, hatta Hinduların şuraya bundan dolayı kına yakıp da bunu temsil olarak göstermeye çalıştıkları, hı hı, tarihi bir gerçeği, tarihi çok önem arz eden, insanlıktan saklanan ciddi bir sırrı açığa çıkartmak için, belirtmek, hı, için buralarına kına yaktıkları üçüncü göz denilen, aslında organ olarak, hı hı, epifiz bezi denilen bir bezimiz var beyinde. Hı hı hı. İşte hipotalamus var, evet, hipofiz var, altta epifiz var. Hı hı. Epifiz bezi üç hormon salgılıyor beyinden. Birisi melatonin. Bunu biliyoruz. Yani tabii melatonin halka genelde, hı, biraz uyku hormonunu yani fazlalaştıran. Yani uyku hormonunu fazlalaştırdığı söyleniyor. Yani uykuyu aslında hipotalamus organize ediyor ama epifizle, hı hı, de çok ilgisi var. Hı hı. Melatonin uykudayken bile işleyen, özellikle uykudayken, özellikle karanlık ortamda, evet, işleyen bir hormon. Bizim aslında iyileşme metabolizmamızı devreye sokuyor. Hı hı. Yani nasıl? Mesela biz hastalıklara karşı, değil mi? Bugün ilaçlar alıyoruz işte. Evet, evet. Farklı farklı. Bu hasta olmamamızı ve hasta olursak da doğru salgılanırsa hastalığı çok kolay atlatabilmemizi sağlıyor. Hı hı. Yani bu hastalığın ölçüsü nedir? Nedir? Kansere kadar gider. Ciddi mi? Tabii ki. O kadar yani şöyle, önemli yani tabii, o zaman. Tabii tabii. Mesela körlerin kanser olma oranının çok az olduğunu, hatta hiç olmadığını, evet, biliyorsunuz. Evet, onu ben senden öğrenmiştim. Hı. Söylemiştin. Aynı zamanda şeker önce hastası kör, evet, yoktur. Bunu biliyorsunuz, evet, değil mi? Evet, evet, evet. Bu neden? Çünkü göz görmüyor. Göz görmediği için epifiz bezinden melatonin hormonu daha fazla salgılanıyor. Hı hı. Normalin üstünde salgılanıyor. Hı hı. Böyle bir hormon salgılıyor, hı hı, birincisi. Hı hı. Epifiz bezi. Tabii bu hastalıklara karşı iyileşmemizi sağlıyor. Buradan şu da çıkıyor. Bu hormon salgılamazsa ne olur? Ne olur? Bir, çabuk hasta oluruz. Hı hı. İki, çabuk kanser oluruz. Üç, vücudun iyileşme metabolizması devreye girmez. Hani, hı hı, tersiyle düzüyle söylüyorum, evet, şimdi. Evet, evet. İkinci salgılanan epifiz bezinden hormon serotonindir. Bu mutluluk hormonu hepimiz, evet, biliyoruz. Evet. Yani halk arasında çok bilinen bir şey, hı hı, serotonin hormonu. Hı hı. Bu bizim psikomuzu, yani aslında beyinsel, psikiyatrik konuları, hı hı, psikolojik konuları düzenleyen bez diyelim. Hı hı. Yani mesela serotonin salgılanırsa kişi stresli olmaz. Mutlu olur. Sen şimdi bak mutlusun mesela, yüzün gülüyor böyle, evet, bu, evet, bugünlerde. Yani neden? İşte serotonin doğru salgılanıyor demektir. Evet. Epifiz bezinden. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra anksiyete olmaz, depresyon olmaz, panik atak geçirme olasılığımız, hı hı, kolay kolay olmaz. Ben, hatta mesela epilepsiye kadar.
Evet, mesela ben geçen bir yazı okudum. Serotonin salgılamak için bu yiyecekleri, bu besin maddelerini tüketmemiz gerekiyor diye. Doğru. Bu doğru mu? Tabii yani şöyle, yani birkaç mesela şey var. Mesela çikolata çok bilinen bir şey. Çikolata, makarna derler. Evet, bir kere şu var, yani gıdalar hakikaten önemli. Belki birinci derece değil ama birinci dereceye yakın bir önem arz ediyor yediğimiz içtiğimiz şeyler. Serotonini salgılayan, bugün bilimsel olarak da ispat edilmiş, hatta bunun takviye, gıda takviyesi apları olan bir şey. Serotonin diye satılıp eczanelerde falan görürsünüz. Tabii ki beynin doğal olarak salgılaması çok daha farklı ama dışarıdan gıda takviyesiyle de bu mümkün tabii ki. Bir de tabii korumamız da çok önemli. Yani mesela serotonini nasıl salgılatırız? Bu da önemli. Biz beynimizle bunu yönetebilir miyiz? Bazı şeylerden nelerden kaçarız? Nelerle koruruz da çok önemli. Beynimizle... Tamam, bunları sorayım ben lütfen. Yani hepsi güzel, ayrı değerli bilgiler. Ayrı birer başlık tabii yani. Evet. Mesela epifiz bezinin en önemli ilk korunma olayı florin maddesinden koruyacağız mesela. Florinli yiyecekleri yemeyeceğiz. Hangi yiyeceklerde florin maddesi var mesela? Hemen hemen çoğunda var. Hazır gıdaların çoğunda var. Bu hatta biraz daha konuya derinlemesine daldığımızda anlatacağım. Bu bir politika. Yani Türkiye'den bahsetmiyorum. Dünyada mı? Yani insanların algısının çok fazla açık olması istenmiyor mu? İstenmiyor tabii ki yani. O tarihsel süreci de anlatacağım. Önce bir şu şeyi anlatayım. Serotonin, melatonin. Melatonin daha sonra serotonin salgılanıyor. Dediğim gibi serotonin mutluluk hormonu. Bir de üçüncü olarak epifizin salgıladığı dimetril triptamin denilen bir hormon var. Yani DMT değil mi? DMT. Ruh molekülü diyorlar. Psikiyatrideki, evet, ruh molekülü. Evet evet. Psikiyatrideki bugünkü adı ruh molekülü. Dimetril triptamin salgılaması olmazsa bu ikisi de çok bir işe yaramaz. Yani tam öyle demeyelim ama kısmen böyle diyebiliriz. Dimetril triptamin bir doğum anında bir de ölüm anında çok fazla salgılanıyor. Buradan Basubadel Melek inancı da çıkıyor ortaya. Yani öldükten sonra dirilme mevzuu var ya, o da çıkıyor ortaya. Bak şöyle düşün. Dimetril triptamin doğum anında fışkıracak seviyede çok fazla salgılıyor. Ne yapıyor dimetril triptamin? Neden salgılanıyor? Evet, niye? Evet. Çünkü sen aslında anne karnında bir balıksın. Tabii Darwin maymundan geldik demiş ya. Evet. Aslında biraz zorlayıp balıktan geldi dersek daha mantıklı. Teoriyi yanlış atmış. Ben olsam balıktan geldi derdim mesela. O günkü teknolojinin olmadığı devirde sallayabildiğin kadar. Balıktan... Ama böyle söylersek avantajı da var. Balık hafıza. Balık hafıza. Yok öyle değil tabii. Yani balıktan geldik hani. Şimdi evet. Düşün. Suyun içinde yaşıyoruz ve suyun içinde nefes alıyoruz. Hiç denedin mi suyun içinde nefes almayı? Yani nefesimi tuttum, rekor yaptım her çocuğun yaptığı sadece gibi zamanında. Sadece tutuyorsun değil mi? Yani alamıyorsun suyun altında. Evet. Ama bebek anne karnında bildiğin suyun altında yaşıyor. Tabii. Doğru mu? Dünyaya çıkacak ve dünyada karbondioksit, oksijen, hidrojen dengeleriyle karşılaşacak. Bunu nasıl öğrenecek? Beyin öğrenerek hareket ediyor. Yani beynin böyle şey bir programı yok. İşte evet hadi değiştirelim bakalım. Şimdi suyun altında girsek nefes alabiliyor muyuz? Alamıyor. Tutuyoruz diyorsun bak. Şimdi beyin öğrenmesi gerekiyor. Aslında belki beyinde ya bilmem kaç binde altısını kullanıyoruz diye bir şey var ya. Evet. Bilemiyorum o oranı nasıl hesaplıyorlar. O da çok muamma bir şey ama hadi binde altısı, yüzde altısı, yüzde be neyse yüzde dördü diyelim. Yani bu oranları her yerde ayrı bilgi kirliliği var biliyorsun. Tabii tabii. Hadi yüzde dördünü kullanıyor diyelim. Peki yüzde 96'sı nerede? Veya niye kullanamıyor? Aslında belki suyun altında nefes almayı beynimiz biliyor mu? Biliyor da açığa çıkmıyor mu? Ona inanmadığımız için acaba önüne set çekip gölge mi düşürüyor beyin? Doğru. Yani çünkü biliyorsun inançlarımız ve inandıklarımızla biz varız. Tabii. O Matrix filminde seyretmişsindir yani. Kaşığı bükmeye inan diyor bir kere yine bükersin diyor. Zihnimizle şimdi, yapamayacağımız bir şey yok. Yani böyle bir şeyiz ben beyin. Ben de inanıyorum evet, buna. Beyin o enteresan. Ya bir şehri aydınlatacak kadar elektriksel akıma sahip bir kere. Evet, aynen. Düşünsene. Tabii tabii. Şimdi dolayısıyla... Beyin bebek bir de o şu anda daha 9 aylık yani daha 9 ay önce varlığını göstermeye başlamış anne karnında. Çıkacak ve karbondioksit oksijen dengesiyle hayatta nefes almayı öğrenecek. Evet. Nasıl öğrenecek? İşte dimetril triptamin ne işe yaradığının antiparantez göstergesi de bu. Hafızayı mevcut zihinsel hafızayı belirli oranlardaki dimetril triptamin DMT oranına göre katlayarak gidiyor.
Yani beynin diğer kullanılmayan bölümlerinde kullanıyor ve bunu bebekken ilk defa dimetiltriptamini doğum esnasında, bak yani daha sonrasında veya öncesinde değil. Doğum esnasında. Doğum esnasında salgılıyor ve çıktığında beynin bütün bölümleri kullanılmaya başlıyor ve özellikle şu bölümü kullanılıyor. Suyun içinde nefes alan bir yaratık, insanoğlu. Karbondioksit oksijen dengesinde, yani bu hayatta da nefes almaya kendini programlıyor. İlginç değil mi? Çok ilginç evet. Gerçekten. Aslında anne karnında ölüp bu dünyaya doğmuş olmuyor mu? Oluyor tabii. Evet. Bir de ölüm anında aynı oranda salgılıyor. Çok ilginç. Hayatın ilginç. Diğer kararlarında salgılamıyor. İşte bak, niye bir de ölüm anında. Evet, niye salgılamıyor? Ha, ölüm anında salgılayışın nedeni de belki de biz bilmiyorum. Yani şimdi gidip görmediğimiz için sadece duyumlar ve kaynaklarla hareket ediyoruz. Ama belki de bu dünyadan ölüp başka bir dünyaya doğuyor. Ondan dolayı. Ruhun. Evet. Ruh, bilemiyorum. Ruh mu? Bedenle evet, birlikte evet. Mi? Nasıl peki, gidiyor? Şu anda... Ama başka bir dünyaya gidip de o dünyadaki nefes alma dengesi veya hayatını idame ettirebilme dengesini beyin oluşturuyor. Yani biz başka dünyalarda evet. Yaşayabilecek pozisyondayız belki. Peki şu anda DMT, yani senin söylediğin epifiz bezin şu anda mesela senin çalışıyor mu? Benimki mi? Yeteri kadar, evet. Benimki çok iyi çalışıyor. Hayır ama işte nasıl çalıştırabiliriz onu? Ya yani şöyle. Yani insanlar madem ağzıları bu kadar güçlü. Tabii yani, tabii anladım. Ölüm anında ve doğum anında. Bir de zaman, ya gün şey, biz doğduk. Evet. Ölene kadar ki çizelgede dimetiltriptamini doğru oranlarda salgılarsak eğer, işte dedin ya yapamayacağımız şey yok insanoğlunun beyni. Tabii tabii. Evet, gerçekten yapamayacağımız şey yok. Zaten nasıl yapamayacağımız şey yok? Mesela bak, bir enerji diyorlar yükleyin. O enerjiye inanın, işte olacak olacak, olumlama yapmak mesela. Evet. Olacak 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 ve sonunda hakikaten oluyor olumlama sahibi. Evet. Bu epifizle bağlantılı mı? Kesinlikle bağlantılı. Ben daha başka şeyler anlatacağım, şok olacaksın bugün. Vallahi evet, yani çok ben sadece araştırmalarımı değişik. Anlatıyorum. Hani evet. Çok da biliyor gibi hakem testine bakma. Estağfurullah, bravo. Genelde böyle psikolojiyle ilgilenenler, ki sen refleksologsun da aynı zamanda. Aynen öyle. İlgilenen kişiler genelde bu konulara ilişkin çok araştırma yapmıyor. Bravo sana. Yani çok ayrıntılı bir şekilde ben hep, bu konuya düşündüm. Da hakimsin. Evet, şunu düşündüm Berat Hanım. Ya öyle bir şey ki, suyun hep akan kısmını gördüm ben. Mesela var evet. Olan, kirli olan kısımda, ya bu çeşmenin ucu neresi acaba? Evet. Yani hayatımda hep bunu araştırdım ben. Ne kadar o yüzden güzel, çıktığım ve geldiğim yerlerde de hep zirvelere oynamışımdır yani. Mesela hasta portföyümde en zirve insanları tedavi etmişimdir. Vesaire vesaire. Yani evet. Bilimde de böyle. Yani ben mesela neden insanlar hasta oluyor? Acaba hastalık bizim imtihanımız mı? Yani Allah mı yarattı yoksa biz mi hastalığı ürettik? Ben böyle sorular sordum beynimde. Ne güzel. Çok eski tarihlerden beri. Neden insanlar depresyona girer ki? Yani niye mutsuz olur bir kere ya? Fizyolojik kısmı var mesela depresyonun. Tabii. Panik atağın, benzeri psikolojik rahatsızlıkların. Ama bir de fizyolojinin haricinde psikolojik kısmı var. Acaba çeşmenin başı neresi? Hep buna taktım kafayı. Mesela yani sorunların temeli nedir gibi? Tabii tabii, temeli. Hani bilinçaltı. Tabii tabii. Yani mesela aubergine'leri bilmiyorum, duydunuz mu? Neyi? Aubergine'ler. Yok, duymadım. Yani bu nedir Avustralya'da o? Yerliler mesela birbirleriyle telepati yoluyla anlaşabiliyorlar. Mesela konuşmadan. Biz şimdi, tabii şimdi cep telefonu. Sen sabahleyin şimdi bana mı mesaj attın önce? Esat, program geliyorsun değil mi? Bugün çarşamba, her çarşamba olduğu gibi. Bir de şöyle düşünsene. Beyninden düşünüyorsun. Esat, çarşamba bugün geliyor musun? Ben de onu alıyorum. Ya biz bunu niye yapamıyoruz mesela? Aubergine'ler yapabiliyorlar. Bazı insanlarla bu oluyor ama. Bazı insanlar değil. Bu yeti her insanda var. Neyle alakalı peki bu? Dimetiltriptaminle ilgili. Daha yüksek seviyede olunca mı oluyor bu? Kesinlikle. Yani peki neden aubergine'ler oluyor? Benzeri ırklarda niye var? Eski tarihlerde bu niye varmış? Şu an niye yok? Asıl evet. Soru bu neden? Yani. Neden? Evet. Evet. Ta buradan başlayalım. Teknolojiden biz, çok etkileniyoruz tabii ki çünkü. Direkt bak, ya. Onun bende şimdi bak. Televizyon çıktı. Edison elektriği icat etti. Bilmiyorum iyi mi yaptı da. Televizyon çıktı. İşte elektriksel şeyler çıktı. Biz saat 12'den sonra bile televizyon seyretmeye kendimizi programladık. Doğru mu? Evet. Epifiz bezinin çalışma saatleri özellikle 11 ile veya 12 ile 5-6 arası. Yani şöyle söyleyeyim. Uyku saatinde. Evet, uyku saatlerinde. Yani şeyde anlatıyordu ya Mandıra filozofunda. Geceliğin diyor doğru. Eğer uyumamamız gerekseydi Allah gözlerimizi far olarak evet, yaratırdı. Evet doğru, ne kadar güzel. Öyle bir espri yapıyor ki ama çok doğru bir şey. Seviyorum. Benim diyor saatim yok diyor. Biyolojik saati ayarlayan epifiz bezi saat mesela. Saat takmam diyor. Tabii canım, saat takmam diyor. Çünkü diyor
Geceliğin diye uykum gelince kalkar önce yatıyorum diye. Uykum gelince yatıyorum. Evet. Sabahleyin de güneş doğunca kalkıyorum diye. Vücudum diyor. Ne isterse onu yapıyorum. Onu yapıyorum diyor. Biz şimdi her şeyi bir yerlere bağımlı hale getirdik. Yani bu elektriğin icadıyla doğru orantılı gitti. Bağımlı hale getirdik. Daha sonra biz kendi kendimizi yok etmeye başlıyoruz aslında baktığımızda. Yani eskilerde epifiz bezi normal insanın çok daha, ya şu an bugünkü insanın en az 5-6-10 katı üstünde çalışıyordu. Bir de karanlıkta çalışıyor. Özellikle karanlıkta çalışıyor. Hatta ışığı açtığınızda göz uyusa dahi epifiz bezi o ışığın bacağınıza vurduğunu biliyor. Öyle de bir şey var. Çok ilginç. Dolayısıyla buradan şu çıkıyor. Erken yatmamız gerekiyor. Karanlık ortamlarda uyumamız gerekiyor. Tabii şimdi mesela odaya şey koyuyoruz. Gece lambası. Fişe. Sakın. Minik böyle fiş koyuyoruz. Sakın. Kırmızı olabilir ama gece lambası normal dediğin gibi. Diğer renkler kesinlikle. Kırmızı mesela beyaz mi? Beyaz ışık epifiz bezini bozuyor mesela. Evet. Daha çok sarı ışığı tercih edin evlerinizde. Hani genel anlamda o floresanlar var beyaz evet, beyaz. Evet evet. Mesela psikolojiniz bozuk olur, dikkat edin yani. Evet, yani görüntü kalitesi de kötü oluyor. Tabii epifiz biz... Ya şöyle biraz da şuna bakacağız. Doğaya göre hareket edeceğiz. Mesela beyaz ışık nerede güzel duruyor? Çok ince böyle şey sicim gibi olan beyaz ışıklar olabilir. Hı-hı. Gökteki yıldız gibi düşünün. Evet. Yani yıldızın aydınlatıyorsa eğer ki aydınlatmıyor. O yıldızın beyazlığındaki ışık kadar küçük olmalı beyaz ışık. Normal güneş gibi büyük olmamalı. Güneş ışığı sarı. Yani bizim algıladığımız, gözümüzle algıladığımız güneş ışığı sarı. Hı-hı. Dolayısıyla evimizde akşamleyin yatmadan önceki kullanacağımız, hava karardığındaki Hı-hı. kullanacağımız ışık da sarı, güneş ışığı modunda evet, olmalı. Evet. Veya ateş modunda olmalı. Yani şimdi mağaradaydın sen. Hı-hı. Sen sonradan icat ettin evleri, arabaları vesaireyi. Mağaradaydın. Mağaranın bir kere duvarları beyaz bir duvar gördün mü hiç mağarada? Hayır. Yok. Mağaranın duvarı gri değil mi? Veya ağaç tonları. Toprak yani kahverengi, tonu. Toprak tonu. Evet. O zaman evimizdeki bütün duvar renklerinde işte bak bu renk şimdi ne güzel yapmış bak Cem TV. Bu renk yapılmalı. Doğrusu Hı-hı. bu renk. Toprak tonları. Aydınlatıcılar da ateş formatında olmalı. Yani tepeden yukarıdan inme ışık olmamalı mesela. Renkler algımızla kesinlikle doğru orantıda. Tabii ya biz doğayı algılamalıyız. Çünkü biz doğalız ve doğadan geldik. Eğer bunu bozmaya kalkarsak doğallığımızı da bozmaya kalkıyoruz. Hı-hı. İşte hastalık buradan başlıyor. Domino taşı gibi. Matematiksel hesap gibi yani. Domino taşını buradan vuruyorsunuz da arkadaki domino taşı da hareket edip bozuluyor peki, değil mi? Bunun gibi. Şimdi... Akşam erken uyuyacağız bir. Evet. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi buyurun. Mesela daha önce dedin ki Hindularda epifiz bezi çok fazla çalışır dedin. Evet. Şimdi Hindistan'da dikkat mesela evet dikkat yani, ediyorlar. Evet, bu konuyu mesela biliyorum. Bak yoga. Evet, yoga evet. Hindistan'da çok çok değerli çok, ve çok, çok. Güzel dersleri olan inanılmaz iyi bir seviyede yoga öğrenimini gerçekleştiren bir ülke Hindistan. Aynen. Şimdi şunu düşündüm ben. Yoga yaparken böyle hani ruhumuzu bırakırız. Dingin bir şekilde evet. Düşüncelerden arındırarak o hareketleri yaparız. Bu yoga o zaman epifiz bezini çalıştırıyor mu diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Orada biliyorsunuz şu şekilde dik durdurtuyorlar. Yani epifiz bezinden başlıyor zaten olay. Bütün o çakralar falan dedikleri. Ben gerçi biraz onun mistik bir şey... tedavi biçimleri olduğunu düşünüyorum ama bir hakikat payı var. Belki bugünkü bizim tıbbın anlatımıyla o günkü tıbbın veya o yöredeki tıbbın anlatımı şekli arasında fark var. Aslında anlatmak istedikleri şeyler hep aynı. Bak ben epifiz bezi diyorum. Onlar ilk çakra diyorlar mesela buna. Veya işte üçüncü göz diyorlar falan. Mesela yani, üçüncü gözün çok açık deriz. Evet. Fazla hissi, evet, hissi diye karşımızdaki. İşte, bu dimetiltriptamin hormonunun salgısıyla doğru orantılı bir şey. Ya onlar birinci çakra olarak burayı belirliyorlar biliyorsunuz. En son çakra olarak da mide ve altında işte bağırsak ve üreter bölge olarak değerlendiriyorlar. O zaman fal bakan kişiler mesela. Evet. Yani çok doğru bulmuyoruz yani tabii bunu. Hayır genelde mesela çok doğru bulmuyoruz ama mesela evet. bazıları var isim biliyor. Bazılarına şaşırıyoruz diyoruz evet, ki evet. zihnimizi mi okuyor acaba? Gerçekten böyle şeyler var. Nasıl olabiliyor yani bu epifiz beziyle ilgili? Tamamen tabii. Yani üstün güçle ilgisi yok aslında. Belki epifiz bezlerini çok daha iyi çalıştırmışlar. Dimetiltriptamin çok daha fazla salgılanıyor. Bazılarının da doğal olarak böyle olabilir. Yani herkesin mesela talamusu, hipotalamusu aynı boyda, aynı ölçüde değil aslında. Evet. Yani kimisininki daha gelişmiş olabiliyor. Hı hı. Bu tamamen genetik faktörlerle de doğru orantılı olabilen şeyler. Çok derin bir konu yani. Çok aşağısı var. Ama hakikaten ben çok öyle hissediyorum. Mesela Abraham Lincoln öleceğini biliyordu. Biliyorsunuzdur yani kayıtlı bu.
Adam işte diyor ki şu tarihte şöyle öleceğim falan diyor. Böyle insanlar var mesela. Evet. Kahin dediğimiz evet, insanlar var eski tarihin. Biz bunları hep dine bağlıyoruz da dinle ilgisi yok. Tamamen epifiz bezinin çalıştırılıp çalıştırılmaması. Yani oranın Demeter triptamini salgılanıp salgılanmamasıyla çok, çok doğru orantılı şeyler. Çok fazla düşünen insanların epifiz bezi daha fazla çalışabilir mi? Tabii düşünmek çok uyarılmış bir şeydir. Hı-hı. Yani bizim kendi kitabımızda bile 800 küsur yerde düşünmez misiniz, akletmez misiniz diyor. Demek ki düşünce keşke gücü kitaplarını getirseydin. Düşünce gücü beynin içerisinde belirli salgıları, belirli beynin fonksiyonel yapısını demek arttırıyor, geliştiriyor. Yani hı-hı, belki o kortekslerdeki odacıkların artımını sağlayabiliyor. Dolayısıyla düşünmez misiniz? Çok önemli bir şey. Düşünce hı-hı gücü çalışıyor. İşte dikkat edin, yani çok büyük bilim adamları Einstein'lar, İşte vesaireler falan. Einstein'ın çok enteresan teorileri var. Yani bunu açıp sosyal medyadan da araştırabilirsiniz. Hı hı. Adam diğer yıldızların başka gezegenlerin olduğunu ve aynen dünyamız gibi işte Uranüs, Neptün, Var zaten tabii evet, orada da var olduğunu yaşam, ve oralarda da bir yaşam olabileceğini iddia ediyor ve diyor ki siz mi bizi bulacaksınız, biz mi sizi bulacağız? Hı hı. Yani eğer bizim teknolojimiz gelişmişse biz onları gidip ziyaret edeceğiz. Onların teknolojileri geliştiyse onlar bizi gelip ziyaret edecekleri iddia ediyor mesela. Şimdi ben bu şu anda NASA bu anlamda çok ciddi çalışıyor. Hı hı. Hatta işte bu Samanyolu'nu bükebilip bir solucan deliği açıp aradan diğer gezegenlere gitme olasılığını falan anlatıyor. Bunun da materyallerle bak biz bu dünyada şu anki nesil, hı hı, şu anki nesil dediğim bu binli yıllardaki toplumlar, bunları materyallere bağlamışlar. Aborjinler birbiriyle telepati yoluyla anlaşırken, hı hı, biz şu an bir tane kutucuk makine çıkarttık cep telefonu. Evet, evet. Her şey orada. Ne yazık ki. Şimdi adamlar bunu materyallerle başka solucan deliği açıp farklı bir işte uzay aracı yapıp da gidebileceklerini düşünüyorlar. Benim iddiam şu, hani öğrendiklerim ve araştırmalarım sonucunda biz epifiz bezi sayesinde solucan deliğiyle kendimizi ışınlayarak başka gezegenlere gidebiliriz. Oo, çok iddialı bir bakış açısı bu. Yani iddialı. Ben orada hani NASA şu anda üretmeye çalışıyor ama materyal olarak üretmeye çalışıyor ama işte ışık hızından çok daha hızlı bir şey bulup hatta işte o bulunursa mecburen nasıl bir titanyum işte nasıl bir hızda patlamayacak bir araç geliştireceklerini düşünüyorlar. Ama bakıyorsunuz ki Mısır piramitlerinin içerisindeki o üçgen piramit, o da bizim ülken, hala çözülemedi. Evet, evet. Bizim yine epifizi anlatıyor. Öyle mi? Kesinlikle. İçerisinde epifizi anlatan, lütfen, anlat. Daha neler anlatacağım. Epifizi anlatan şeyler var. Adamlar o astral seyahat gibi başka gezegenlere gittiklerini ifade eden orada yazıtlar var. Bak iyi söyledin. Şimdi astral, o zaman, astral seyahat. Yani bununla bunları, bağlantılı mı? Tabii epifiz beziyle bağlantılı. Hmm. Yine dimetritriptaminle bağlantılı. Yani bu hormon eğer ki dengeli salgılanırsa İnsanoğlunun materyale hiç ihtiyaç duymadan yapabileceği şeyler var. Daha farklı iddialarda bulunayım mı? Bulun lütfen. Çok kötü. Şimdi eski insanlar kayıtlarını duvar taşlarına yazıyorlardı. Hı-hı. Yani biz şimdi mesela server denilen işte dijital ortamlarda, sanal ortamlarda tutuyoruz. Hı-hı. Şu an kıyamet gibi bir şey kopsa, aynen Nuh tufanı gibi bir tufan olsa ki Kur'an bunu anlatırken hani bahsediyor. Nuh tufanı. Demek ki şeyler, toplumlar zaman zaman evrimleşip evrimin en son noktasına gelip sonra helak oldular. Buradan onu çıkarıyoruz. Dolayısıyla helak olmuş toplumlar tekrar yeniden yapılanma ve tekrar yeniden bilimin üzerine yoğunlaştılar. Şu anki binlerce yüzyıllık olan, binlerce bin yıllık olan bizim neslimiz veya şu anki bizim mevcut kayıtlarımıza baktığımızda işte Osmanlı öncesi Musa dönemi, İsa dönemi gibi kayıtlardan bahsediyorum. Onların öncesi devirlerinden değil bak. Onların öncesi devirlerde insanoğlu materyalle yapmıyordu bazı şeyleri. Biz şu anda her şeyi materyale bağladık. Mesela gördük kuş uçuyor. Ya kuşa benzer demirden bir şey yapsak acaba gökyüzünde uçurtabilir miyiz? Ya zaten motorla dedik. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bak, bu beynin evrimleşmesi. Bak şu küçük telefon bizim düşünmemizi bile artık engelliyor. Abi düşün. Her şey burada. Sen düşündüğünü buraya kustun. Bu çıktı. Tabii bu çıktı. Bu kusmuk yani. Senin kusmuk. Öyle beyninin, ama. Beyninin düşünce kusmuğu bu. Tabii. Dolayısıyla doğru. Sen bunu buraya. Ama eskiler böyle yapmadılar demek istiyorum. Mesela sen dedin ki binlerce yıl önceki var olan işte o tufandan sonraki nesil. Evet, evet. Dedin ki ben materyalle yapayım bunu. Mesela atın arkasına bir araba bağlayayım. Tekerlekleri olsun. Tekerleklerle hareket etsin ve ben daha hızlı hareket edebileyim. Yani göçtüğüm yere daha hızlı göçebileyim. Gittiğim yere daha hızlı gidebileyim diye buldun arabayı değil mi? Materyalle buldun. Oysaki at var.
Ama arkasına bir şey bağlama gereği duydun, rahatına düştün. Sonra dedin ki bu motorlaştırılamaz mı acaba? Niye atı kullanıyoruz daha ki dedin. Hızlı. Daha hızlı. Sonra dedin ki niye uçamıyoruz dedin. Evet. Yani baktın uçamıyorsun, kanadın yok. Kanatlı hayvanı model aldın. Bunu demirden yaptın ve uçak yaptın. Evet. Hızlı hareket edebilmek için yaptım bunu. Şimdi, peki bir şey söyleyeceğim. Eskiler düşünmediler mi bunu ya? Bir tek senin neslin mi çok evrimleşti de beyin daha güçlü çalıştı da yapabildik? Oysa ki bir sürü elektrik vesaire var. Yani tam tersi çalışamaması gerekiyor. Söyleyeyim. Ne? Sümerler ve Mısırlılar çok ciddi beyin üzerine çalıştılar. Bütün nasıl hayatlarını peki çalıştılar? Efsane. Yani farklı senin olarak ne yaptılar? Materyal başta anlatıyorum. Sıkıdır. Çok sıkıdır. Sıkı burası duruyoruz. Bu peki bir iddia yok. Tabii. Kesinliği olmayan bir şey ama benim iddiam. Mantığına dayanarak söylüyorum. Tabii. Bütün eski arkaik kayıtlarını taşlara, dediğim gibi serverlara değil, taşlara kazıdılar. O taşlardaki yazılanlar geyik veya hayal alemi değil. Pegasus diye bir şey var. Nedir Pegasus? Uçan nedir? At değil mi? Uçan at. Hmm. Pegasus. Marka şimdi, zannedilmesin. Hayır, zannedir Pegasus, diye soruyorum. Uçan at demek. Uçan evet. At demek. Şimdi uçan atı duvara kazıdı. Zannediyor musun ki uçan at yapmadılar? Genetik bilimini zirveye çıkarttılar bence. Sümerler uçan at yaptılar. Artık leylekle atın birer nasıl yaptı bilmiyorum. Ama genetik biliminde zirve yaptılar. Onlar birer hayal ürünü değil o taşlardakiler. Bence benim iddiam. Hı hı. Adamlar uçan at yaptı. Hı. Altı insan üstü at suratlı adam yaptı. Deneydi bunlar bence. Sümerlerin deneyleriydi. İnsan genetiğiyle oynadılar. Hem de efsane bir şekilde. Yani adam dedi ki at kılığında ama insan kafasında birini yapalım. Belki konuşabilmek için onunla hadi oğlum şuraya gidelim diyordu. At olarak zaten gidiyordu. Zaten öyle animasyonda da çok görüyoruz bunu. Evet. Aslında bize bir subliminal mesaj da veriliyor subliminal bu anlamda. Subliminal mesaj değil bunlar. Bunlar bildiğin normal kayıtlı adamlar genetik yapmışlar. Genetik bilimiyle oynamışlar. Biz daha o seviyeye gelemedik. Biz daha tavuğun tüysüzünün genetiğini yeni genetikle tüysüz tavuğu yeni yapabildik yani. Adamlar bizden çok ileriye gitmişler, onu anlatmak istiyorum. Neyle yapmışlar bunları? Materyal kullanmaya ihtiyaç duymadan nasıl bunu düşünmüşler? Sen şu anda her şeyi materyale ihtiyaç duyarak yap. Şimdi yerden çıkıp şöyle şöyle yapabileceğimiz o filmlerde gördüğümüz gibi ekranları yapmak aslında çok şey basit. Şey var ya, Azınlık Raporu, Tom Cruise'un bayıldım o filme. Ben de çok yeni seyrettim biliyor musun İnan. Daha? Aa, vallahi sorma. Kaç yıllık film aşk olsun. İyi ki seyretmişim. Yoksa seninle rezil olacaktım bugün. Estağfurullah canım. Müthiş bir film. Yani şimdi orada mesela Azınlık Raporu'nda ne anlatıyordu? Düşünce gücüyle olabilecek gelecekteki cinayetleri engelleyebilme evet. Yetisine sahip olan insanların evet. Haber verdikleri böyle beyinlerine çip taparak belirli elektrotlar takarak haber ver. Yani bunu aslında her insanın yapması mümkün demek istiyorum. Sümerler... O filmde de 3 kahin vardı. Evet ama. İşte o kahinler aslında evet. Bizler de birer kahiniz. Farkında evet. Değiliz sadece i̇şte kahin olduğumuzu. Epifiz bezinin çok çalışması. Çok çalışması. Her şeyi tahmin edebileceğimiz evet. Anlamına ve düşüncelerimizin daha fazla aynen. Yoğun bakın, olarak hissedildiği uyku. Anlamına geliyor. Uyku. İkincisi yiyecek içecek dikkat etmemiz gerekiyor. Nedir az mesela? Ve sık beslenme mesela. Mesela biz çok işte, fazla yemek yiyoruz. Şimdi ne yemek gerekiyor? Hangi besinlerde? Ya ben şimdi söyleyeyim. Aslında az ve sık yediğinizde... Yani vücut kendini organize edip onun hakimiyetine kapılmadığında 4-5 lokma mesela bir öğünde. Sonra ikinci öğünde 2 saat sonra bir 4-5 lokma daha. Hı-hı. O şekilde gitme bir kere beynin epifiz bezinin yorulmamasını, kireçlenmemesini sağlayabilir. Ama yiyeceklerimiz de tabii o kadar önemli. Dediğim gibi florinli içeren gıdaları tüketmememiz mesela gerekiyor. Mesela işte özellikle birkaç yani size, besin sayarsan yani, florinli. Nedir florinli besin mi? Besinler. Evet. Yani Amerika'da suyun içine bile koymuşlar. %90 suların içinde var. Türkiye'de yok Allah'a şükür daha da. Florin Türkiye'de diş macunlarının içerisinde var florin. Hmm. Florin maddesi. Onu da yemediğimize göre. Yemiyorsun ama çok ciddi zarar oluyor. Özellikle akşamleyin yatarken dişini florinli diş macunuyla fırçalarsan epifizi unut. Ciddi mi? %100. Akşamleyin ışığı açmadan mesela tuvalete kalktık. Ya yani mümkünse ışığı açmayın. Tuvalete bir tane kırmızı çok küçük fişin ucuna bir ışık koyun mesela kırmızı. Hı hı. O ışıkla tuvaletinizi yapın ki birden açtığınızda o radyoaktif şeyler etkiliyor. Epifiz bezini etkiliyor. Hı hı. Ne yemememiz gerekiyor? Yani böyle özel hazır gıdalar var. Onların içerisinde bakın mesela florin koymuşlarsa mutlaka yazıyorlardır. Bazıları da yazmadan kasıtlı koyulmuş olabilir. Bunlara dikkat edin. Hazır gıdalara dikkat edin. Çin tuzu dediğimiz şeylerin içerisinde florin var bir kere Çin kesin. Çin tuzu. Çin tuzu. Duymadım i̇şte, ben hiç Çin tuzu. Söyleyeyim. Şu an yediğin hazır gıdaların hepsinin çok tatlı, çok lezzetli oluşu. Bu hamburgerlerin, pizzaların çok lezzetli oluşu. Niye acaba? Ciddi tabii mi? Neden bu kadar lezzet alıyorsun?
Hazır patateslerden niye bu kadar lezzet alıyorsun? Evet. Doğru mu? Her şeyin dersin de hazırı çıktı artık. Çin tuzu var. Mümkün mertebe evde. Ben şöyle bir şey söyleyeyim yalnız. Böyle bir müjde vereyim. Biraz araştırdım. İstanbul, İzmir, Ankara gibi hani daha büyük kentlerin dışında insanlar, mesela Bergama'ya gittim. Bergama'da 114 tane köy var. Zaten köylüler, biliyorsunuz Bergama'da yaşıyorum şu anda artık, neyse. Bergama'da şimdi aday oldun. Onu sonra konuşacağız başka bir programda. İnşallah. Şimdi Bergama'da 114 tane köy var. Mesela aşağı iniyorlar. Tabii o köylüler haliyle Bergama halkına satıyor. Dolayısıyla çok doğal besleniyorlar. Evet. Yani bir de havası suyuyla çok enteresan. Birçok ilçemiz, birçok köylüler aldığımız ürünler zaten rahat olalım ki hakikaten doğal. Hı hı. Türkiye'de bu konu biraz daha şey aslında, çok kötü değiliz yani Türkiye olarak. Hazır gıdalar alıyorsak şehir yaşamındaki insanlar yavaş yavaş bitiyorlar, onu net söyleyeyim. Hı hı. Yani bu tür duru görü yetenekleri, bu tür yetenekleri zorlaşıyor. Sonra dikkat eksikliği. Mesela dikkat eksikliği şu anda siz çok var çocuklarda. Şimdi kaza raporlarına bakalım, trafik kazası. Yani ben şu anda çok alkollü araçtan kaza yapan insan çok az oluyor değil mi? Uyku oluyor. Dikkat eksikliği oluyor. Dikkat eksikliği. Şu anki gündüz yapılan kazaların %99'u dikkat eksikliğinden kaynaklı. Şu anda çoğu kazada gündüz oluyor. Neden dikkatimiz eksik olsun ki bizim? Ya biz dikkat eksik olalım diye yani mi yaratıldık? Hayır. Nefis beziyle de mi alakalı dikkat eksikliğini fazlalaşması? Serotonin doğru salgılanmazsa, dimetre triptamin salgılanmazsa senin dikkatini nasıl toparlayacaksın? Dimetiltriptaminle dikkatin, dimetiltriptaminle zekanın birebir çok doğru orantılı şeyi var. Aynı paralelde gidiyor. Dolayısıyla işte dikkat kaybolunca tabii öğrenme yetin de kayboluyor. Yavaş yavaş geri zekalılığa doğru gidiyoruz. Bakın Amerikan toplumu şu an öyle. %70 insanın IQ seviyesi çok düşük. Hı-hı. Davranış bozukluğu olan bir toplum. Avrupa'da şu anda çok ciddi IQ yüksek. IQ düşük, IQ. Yani birçok insan bizdeki Türk insanına göre veya diğer farklı doğu ülkelerindeki daha doğal beslenen insanlara göre IQ'leri daha düşük. Daha geri zekalılar yani. Bir şey söyleyeyim yani. Mi? IQ düşük olduğu için suç oranı da fazlalaşıyor. IQ düşük olduğu için suç oranı da her şey fazlalaşıyor. Her şey fazlalaşıyor. Yani düşünmüyor, direkt suç işliyor. Şimdi yalnız şöyle bir şey. Peki Amerika, böyle konuşuyorsun Esat Hocam da Amerika ama çok ne yapıyor söyleyeyim mi? Yüzde bilmem kaç bir azınlığı alıyor veya binde bilmem kaç bir azınlığı alıyor. Bunları yetiştiriyor, bunları özel besliyor, bunlara özel dimetiltriptamin takviyeleri veriyor vesaire veriyor ve onlar yönetiyorlar. Ama %70 koyun olsun ki hareket edemesinler. Telefonları şimdi işte üretiyorlar. Evet, gelelim mi işin politik kısmına? Gelelim. Ama önce şunu merak ediyorum. Dedin ki mesela Mısır'da piramitlerin dedin, evet, epifizle de bağlantısı var dedi. Direkt. O nedir? Onu önce çok merak ettim. Bir kere piramitin yapılış şekli bizim bak, üçgen ve üçgenin içerisindeki göz sembolü var. Değil mi? Evet. Sembollerde bunu konuşmuşsunuzdur belki. Halloji falan aralamıştım birkaç kere. Evet. Bilmiyorum, evet. Anlattı mı? Evet. Ama ben size söyleyeyim. Daha önce ama seninle de konuştuk konuşmuş bu konuyu. Konuşmuş muydum bu konuyu? Tabii. Yani şimdi şöyle... Üçgen içerisindeki göz. Biz hemen eyvah Illuminati çok kötü bir örgüt. Eyvah bizi öldürecek, kesecekler. Dünyayı yok etmek için öyle mi acaba? Nedir peki? Yoksa bizden mi saklanıyor? Şimdi bak. Çok derin üçgen, mevzu bu. Tabii çok derin mevzu. Çok ciddi bir şey. Evet. Yani insanlara belki algısal olarak zaten bir şey söyleyeceğim. Korkutma bir şey söyleyeceğim. Belki. Dur bir sakin ol. Bir konuştur beni çok artık. Yeter motora bağlıyorsun ya. Şimdi mesela evet, göz simgesi çok fazla ya hani evet, Illuminati'de. Evet, Illuminati. O göz aslında üçüncü gözümüz dediğimiz için evet, mi? Onu mu evet, yansıtıyor bize? Evet. Ya öyle bir örgüt var hakikaten bu adamlar bunu çok iyi kullandıkları için bizi helak edecekler. Hı-hı. Ya da öyle bir örgüt yok. Üçgen göz sembolünü kullandıkları için biz o aman açığa çıkmasın, aman çok konuşulmayalım, evet, üçgen evet, gözden korkalım falan diye uydurulmuş bir geyik. Hı-hı. Belki de. Yani şunu da geyik argo tabir kullanırım ama anlaşılsın diye söylüyorum. Hı hı. Şimdi üçgen dediği şu çatı, kaş çatısı. Evet. Bakın şöyle yaptığımızda değil mi? Üçgen gibi oluyor. Evet, evet. Epifiz de onun içerisinde bir göz sembolü. Yani üçüncü göz. Gözümüzde görmediğimiz göz. Buna pineal gland deniyor biliyorsunuz. Kozalak anlamında kozalak, taşıyor. Evet, evet. Evet, kozalakla temsil etmişler zaten. Ya da işte o Horos'un gözü dedikleri Mısır piramitlerinde bakın. Hmm. Bilmem kadar 5000 yıl önceden bahsediyorum. Mısır piramitlerinin içerisinde Horos'un gözü olarak koymuşlar. Evet. O tesadüf ki beynin içerisinde kestiğinizde epifizin duruşu aynı şekil. Yani bu adamlar beyni nasıl kesip de epifizin önemli olduğunu bilip de o duvara onu kazıdılar.
Ya bunlar cevapsız konu. Bu konu niye hiç konuşulmuyor? Evet. Yani dimetil, triptamin, epifiz, üçgen hiç duymuyoruz hiç bunu. Evet. O yüzden yorum olarak zaman evet konuşalım bunu gerçekten. Evet. İzleyicilerimiz de bilsinler. Tabii neden tükaka ilan ediyoruz mesela? Eyvah İlluminati, eyvah bizi öldü kesecekler, bitecekler, dünyayı bitirecekler. Dünyanın sonunu hazırlıyorlar gibi endişeye kapılıp da bunun üstünü öcü gibi kapatıp da yok etmeye çalışıyoruz. Yani o acaba o üçgen gözün altında mesela Amerikan dolarının üstünde de üçgen göz var. Aa hiç dikkat etmedim. Dikkat et. Ne anlatıyor? Ya birileri tıbbı tarihsel süreçlerde yani eski tufanlardaki her tufanın olduğu dönemdeki tufanlarda arkaik kayıtlarda taşlar falan kalmış. Çünkü adamların kaynakları bunlar. Senin gibi server değil. Senin neslin bittiğinde bitecek hiçbir şey kalmayacak. Doğru. Şimdi bu adamlar o duvara o kayıtları bulmuşlar. Şunu demek istemişler. Bak dikkat et, tıbbı sembole eden iki şey var. Birisi yılan Bergama'da. Evet, doğru. İlk sen hep söylüyorsun sembolü. Onu. Evet, bak yılan sütunu. Yüzüğün yani, hatta öyle. Evet, yüzüğün evet. Çift yılan. Yani zehir ve panzehiri temsil ediyor. Doğru mu? Hı-hı. Zehir ve panzehiri. O zaman buradan ilaç çıkıyor işte, ilaççılık çıkıyor. Hipokrat'ın başlattığı, hı-hı, bugünkü modern tıp dediğimiz tıp. Aşılar çıkıyor, ilaç çıkıyor falan. Yani zehir, panzehir. Hipokrat diyor ki zehirli zehirli alt et, benzeri benzerle tedavi et diyor. Bu mantıkta bu çıkıyor. Fakat yılan sembolünün içerisinde Bergama'da ilk dünyanın ilk yılan sembolü. Bütün o tıbbın, bütün eczacılığın, ambulansların üstünde, Amerika'daki ambulansların üstünde olan yılan sembolü Bergama'da. Bunu ne kadar biliyoruz bilmiyorum. Hı hı. Şimdi Bergama'daki tarihçiler... Çünkü tıp ilk orada oldu orada. Değil mi? Evet, ikinci şeyde, evet, ikinci şeyde üçüncü göz dedikleri. Yani epifiz bezini anlatan kozalak sembolü. O nerede? Söyleyeyim mi? Nerede? Git yılan sembolünün arkasındaki oyuklara bak. Direkt kozalak var içinde. Çok ilginç. Çok ilginç. Bu bağlam. Adamlar onu da bulmuşlar. Çok eski tarihlere git. Daha milattan önce 12 bin yıllara git. Hı-hı. Horosun gözü aynı şekilde epifiz bezini kastediyor ve hep yılanlı yılanlı sembollerle etrafında. İşte ölüm tanrısı dedikleri Asarios muydu? Onun mesela elinde bir asa var. Asada yılanlar var, sarılmış. Yılan, evet. Üzerinde kozalak resmi var. Papa'nın elindeki asada kozalak resmi var. Evet. Vatikan'ın var. Girişinde evet, kozalak öyle. Resmi var. Ben gittim senin gördüm İstanbul, mesela. Evet, Sultanahmet'in girişinde kozalak resmi var. Çok ilginç, Hitler'in masasında da kozalak resmi var. Çok ilginç neden gerçekten. Neden acaba? Yani bu neyi simgeliyor? Hani biz epifiz bezimiz bizim fazla çalışıyor bu yüzden düşünüyoruz. Mu yoksa? Mu yoksa evet. Yoksa ne? Bütün hastalıkları çözmek istiyorsanız, hasta olmamak istiyorsanız epifiz bezini çalıştırın veya epifize yönelik tedavileri geliştirin mi kastediyor. Şimdi yılan, zehir ve panzehiri kastediyor bu cepte. Evet. Peki kozalak ne? Her yerde niye kozalak var bu kadar? Yani eski tarihlerde bu kozalağa neden bu kadar önem göstermişler? Neden bu kadar üzerine düşmüşler? Neden bu kadar arkaik kayıtların üzerinde hep kozalak resimleri var? Hitler'in masasında ne alaka? Evet. Söyleyeyim mi? Ne? Ya sıkı dur. Hitler diyor ki ben ölmek istemiyorum. Bana ölümsüzlüğü bulun diyor. Onlar da beynin epifizini doğru çalıştırırsak efendim ölmezsiniz diyor. Kaza olmazsa, başına bir şey düşmezse, biri gelip koşmazsa. Bak ne kadar büyük konuşmuş kendi kafasına sıktı. Sıkıyor. O da işin ayrı boyutu. O da bak ayrı yani. Ama diyor ki ölümsüzlüğün sembolü epifiz bezinin çalışmasıdır. Bir, melatonin salgılar. Hasta olamazsınız. Hasta olursanız çabuk atlatırsınız. 2. Serotonin salgılar, mutlu olursunuz. 3. Dimetil triptamin salgılar, öngörüleriniz ve zekanız artar. Adamın öngörüler artması için bununla ilgili uğraşıyor. Vay be epifiz deyip kozalak resmini sembolize olarak masasının üstüne koyuyor. 2. Diyor ki ben ölmeyeyim başka ama herkes mal olsun. Bak ben ölmeyeyim herkes bana itaat etsin. Efendim diyorlar çok kolay. Madde geliştiriyorlar ve bunun adı florin. Diyorlar ki diş macunlarını koyalım, askerler bununla fırçalasın. Ama çok, emre itaatkar, düşünemeyen, zeka kapasitesi çok yüksek olmayan çok ama itaatkar. Çok iddialı sözler söylüyorsun, bu gerçek mi? %100 gerçek. İddia değil bu. Açın sosyal medyayı araştırın. Florin maddesini buluyorlar, florini yerleştiriyorlar diş macunun içerisine. Sonra diyor ki, bir dakika diyor ya, niye sadece askerler bana itaat etsin? Tüm Almanya, herkes. Hatta tüm dünya, Rusları da fethedelim, onlar da itaat etsinler falan gibi. Coşuyor Hitler. Biraz da manik bir adam biliyorsun. Ruh hasta. Acımasız hasta zaten. Hasta. Sonra diyor ki bu hasta da çok zeki bir hasta. Dahi hastalığı da var herifte yani öyle bir şey de var. Epifiz de açılıyor daha zeka gelişiyor.
Sonra diyor ki insanlar da bana hitap etsin. Ekmeğe ve suya koydurtuyor florini. Diş macunundan coşuyor. Zaten derler ya çok fazla ekmek yiyen beyinsiz olur derler. Ya bilemiyorum ama. Hani acaba oradan mı geliyor? Mesela Alman ekmeğinde var olduğunu biliyorum. Florinliyse eğer böyle. Sonra Amerika bunu ele geçiriyor. Yani tabii biliyorsun Almanya'da oluyor ilk gelişmeler. Daha sonra Amerika daha güçlü bir medeniyet oluyor. Almanya ondan çok daha güçlü. Aynı Yahudi mantığında işte Yahudiler var orada o devirde. Alıyorlar Amerika'ya götürüyorlar ve Amerika'da işte büyük büyük şirketler, büyük franchise'ler vesaireler. Niye franchise'ler var? Franchise'ler niye var? Ekonomi dedin ya demin konuşalım. Franchise'ler niye var? Yani niye var? Çünkü insanlar hem o markayı daha fazla tanısın. Tanısın. Sen çok insancı düşünüyorsun. Ben tabii iyi niyet elçisi olacağım yakında zaten. Hayır. Çok iyi niyetlisin. Franchise'lerin tabii ki ticari bir kökeni var ama bunun haricinde başka bir kökeni var ki. Ne? Bizler, birilerinin elinde dikkat et bak. Hep bir grubun elinde de franchise'ler. Farklı bir grubun. Evet, evet. İsmini söylemeyeyim şimdi. Tabii. Illuminati diye. Birilerinin elinde yani. Bu birileri yarın öbür gün insanlık tarihiyle ve insanlıkla oynamak için mesela sen örnek veriyorum falan hamburgeri seviyorsun ve bu falan şirketin hamburgeri. Bunu yiyen kaç kişi var örnek veriyorum yılda günde 500 milyon kişi yiyor. Yani içerisine bir şey koyup farklı bir şey florin gibi zaten var da daha farklı veya bu oranı arttırıp bir anda çok yüksek kitleleri yok etmek için. Çok iddialı bir marka, içecek markası değil mi? Evet. Dünyada. Formülü açıklanmayanı mı söylüyorsun? Evet, şimdi formülü ben söyleyeyim. Amerika'daki tattığım farklı, Almanya'daki tattığım farklı, Türkiye'deki tattığım farklı, İspanya'daki farklı, Arap ülkelerinde tattığım farklıydı yemin ederim. Ben hepsine gittiğim bak, için. Bak hiç dikkat etmedim. Evet ben hepsine gittim ve hepsinde tatları daha farklıydı mesela. Aynı tat değil. Neden acaba? Mesela şöyle yapıyor olabilirler mi? Bunların epifiz bezini yok etmek için florini şu oranda koyalım. Bilmem neyi bu oranda koyalım ki işte kıskançlık oranları azalsın mesela. Veya kin tutmasın veya çabuk unutkanlık olsun. Bir şey söyleyeyim. Balık hafıza dedin ya programın başında. Biz çabuk unutmuyor muyuz? Biz de zaman zaman kafa çok yoğun olunca unutuyoruz. Yani yarın Arda Turan'ı atlarız bak görürsün kardeşim falan diye. Yani şimdi bak ne kadar kötü olaylar yaşadık. Gündem değişiyor çünkü. Anında gündem değişiyor. Hayır çabuk da unutuyoruz. Yani. Kötü adam bir bakıyorsun 3 gün sonra iyi adam olarak gösteriliyor. Veya çok iyi bir adam bir bakıyorsun 3 gün sonra dünyanın en kötü adam olarak gösteriliyor. Dolayısıyla bu unutkanlık balık hafızamız mevcut değil mi? Bunu neyle yapıyorlar acaba sence? Neyle? Yani insan bu kadar çabuk unutabilen bir yaratık mıdır? Besinlerle yapıyorlar. Ya insan o kadar tabii ki insan o kadar unutmaz ki genetiklere yansır bu unutmamazlık. Sen nasıl unutuyorsun 2 ayda 3 ayda bir şeyi? Doğru. Yani dün yaşadığını nasıl biraz unutuyorsun? Biraz ilaç piyasası da hareketlenmek için olabilir tabii ki. Antidepresanların hepsinin içerisinde florin var. Değil mi? Bak hepsinin içerisinde florin var. Hepsinin. Araştırın. Beni yakalayan da yakalasın. Ne, yok neyini, canım o kadar. Beni nasıl yok ediyorsa, beni nasıl kötüleyebiliyorsa da elinden gelenleri ağzına koymasın. Sen çok kültürlüsün, bilgilisin, çok araştırıyorsun. Abi açın bak benim söylediğim şeyleri sadece ben iddia etmiyorum. YouTube'u açın her tarafta florin, epifiz yazın DMT. Bakın neler çıkacak yani. Peki bu epifizle şimdi, alakalı. Antidepresanlarla bizi yok etmeye çalışıyorlar. İlaçlarla bizi uyuşturmaya çalışıyorlar. Epifiz bezine yönelik bir ilaç yok ortada buyurun. Hadi niye yok? Epifiz bezini çalıştıran bir ilaç bulsa ya. Türkiye'de en sevdiğim, uf bu adam her şeyi biliyor dediğim bitki uzmanı epifiz dediğinde bu ne anlatıyor biliyor musun? Ne diyor? Gribe çok iyi gelir, bilmem böyle konuşuyor. Senin taklidini gibi iyi yaptın anladım belki Moğazan'a Esat. Ya bir şey söyleyeceğim. Senin gibi dahi bir üstad her şeyi en otun bütün ayrıntılarını bilir de özür dilerim. Epifizi nasıl otunun, bilmez? Üzerlik otunun epifizi çalıştırdığını dimetril triptamin salgısını ayahuasca otundaki kadar Celalbay Üniversitesi'nde akademik yayın var. Nasıl bilmez? Doğru söylüyorsun. Neyi saklıyorsunuz? Burada bir evet bir ince bir nüans neyi saklıyorsunuz? Var. Tabii. Evet. Bir şeyi saklıyor. Saklıyorsun? Doğru. Bizim hasta olmamızı saklıyor. Hasta olacak ki ilaç sektörü devreye girecek, köşeyi dönecekler anladın mı? Hasta olacaksın ki doktora koşturacaksın. Hasta olacaksın ki franchise lüks hastaneler köşeyi dönecekler. Özür dilerim. Hep bunları tek kökeninde bunlar var. Ben şunu iddia ediyorum. Bu bir iddia. Benim kendi iddiam. Allah hastalık yaratmadı. Biz hasta olduk. Biz hasta olmak için hasta üretildik. Bence Allah'ın imtihanı daha farklı. İşte iyi insan olmak ve kötü insan olmak arasındaki zihinsel faktörler Allah'ın imtihanı. Hastalık değil. Yani sen kanser, sen şeker hastası, sen tansiyon hastası ol değil. Peki şu an şeker tansiyon hastası oranlarını söyler misin bana Berat Hanım?
Söyleyeyim ben çok sana. Çok fazla. 3 insanda, 4 insanda bir insan tabii. Şeker hastası. Çok. 4-5 insanda bir insan tansiyon hastası. Peki tansiyon ve şeker hastası bir sadece geçiştirici haplar kullanıyoruz. Niye? Evet, bir telefonumuz varmış. Eyvallah. Telefonumuzu alalım, sonra devam edelim. Alo. İyi günler. İyi günler. İyi yayınlar. Sağ olun. Ben Konya Sezişehir'den, emekli Ökten Kapkap Kolluoğlu. Sevgilerimizi yolluyoruz. Çok beğeniyorum. Emekliyim. Teşekkür ederim. Ben ağır ameliyatlar geçirdim. Geçmiş olsun. Ondan sonra şimdi ben uyuyamıyorum. Bundan sonra erken yatacağım, uyumaya çalışacağım. Beğeniyorum kanalınızı, şeyinizi. Çok beğendim, çok. Bundan sonra sizleri izlemeye devam edeceğim. Son görüşürüz. Evet. Konular ilginç değil mi hocam? Ben konu ne? Ben ağır karın ameliyatı geçirdim. O 10 saat üzerinde kaldım. Evet efendim. Ondan sonra yamalar var bağırsakta, karında. Madencik ameliyatı oldum 67'de Ankara'da. Evet. Göz ameliyatı oldum katarak. Özden Hanımcığım, Özden Hanım. Bir derece ildi sağ gözüm. Özden Hanım, duyuyor musunuz beni? Duyuyorum. Heh, Özden Hanımcığım. Duyuyorum. Çok geçmiş olsun öncelikle. Dinliyorum. Duyuyorsunuz değil mi? Tamam, bir dinleyin lütfen. Çok geçmiş olsun, dileklerimizi yolluyorum size. Çok da teşekkür ediyorum kanalımızı ve programımızı bizleri takip ettiğiniz için öncelikle. Şimdi sormak istediğiniz nedir Özden Hanımcığım? Neyi merak ediyorsunuz? Şimdi sormak istediğim, ben çok fazla, ben hiçbir şeyi unutmazdım. Konya'da ve Seydişehir'de tapu memurluğu artı nüfus memurluğu yaptım. Uzun süre çalıştım. Aniden abimin kızı doktor oldu. Aniden öldü. Ondan sonra ben 95'te emekliye ayrıldım. Bu ameliyatlardan sonra hangi köyde hangi soyadın olduğunu biliyordum. Bak. Unutkanlık başladı. Acaba aldığım bu anestezilerden mi? Uyku uyuyamıyorum. Gece kalkıyorum. Televizyon açıyorum. İzliyorum. Evet. Sizi dinliyorum. Teşekkür ederim. Yani öncelikle çok geçmiş olsun. Olabilir. Ya böyle bir iddiada bulunmayayım ama yani aldığımız anesteziler, ilaçlar bunları yapıyor olabilir. Ameliyat sonrasında olan şeyler de olabiliyor. Daha sonra kullanılan ilaçlar da bunu tetikleyebilir. Yeme içme düzeniniz de olabilir. Birçok şey olabilir. Ama gerçekten şu an toplumumuzun ve şu anki neslin maalesef özünde var olan şey bu. Unutkanlık. Çok fazla. Ve bu unutkanlık zaman içerisinde öğrenmeyi olumsuzlaştırdığı için bir süre sonra zekanın daha da geriye gitmesini sağlıyor. Yani şu an maruz kaldığımız hastalık bu. Bunu yok etmek için belirli şeylerle uğraşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, çok Berat teşekkür Hanım. Gerçekten. Evet. Bu demin senin söylediğin aslında tezinle alakalı. Tabii ki. Bak o bize ispat etti Özden Hanım şu anda. Evet, yani. Özden Hanım'a tekrar sevgilerimizi yolluyoruz. Yalnız bir şey soracağım şimdi. Çocuklarda mesela Berat Hocam. Tamam. Değil mi? Çocuklarda mesela dikkat eksikliği ve hiperaktivite çok bozukluğu fazla. Çok işte fazla. O işte tabletler mı? Yüzünden az önce söylediğin gibi tabii, teknoloji yüzünden tabii, ne yazık ki. Yüzünden. Bir şey söylemek evet. istiyorum. Şimdi çok değerli güzel bilgilerin var. Hakikaten araştırmaların çok değerli ve mantıklı da. Tabii bunlar iddia, bir kere daha söyleyelim. Yanlış da bir mesaj vermek istemeyiz çünkü tepki tabii çekmemek ki. Adına. Ama çok mantığa da yatan sözlerin var. Hepsi gerçekten doğruluk payı içeren sözler. Aynen öyle. Yalnız şunu söylemek isterim ben. Şimdi çok değerli psikiyatristler de var. Bizi takip eden, izleyen. Benim çevremde de keza arkadaşlarım var. Yazanlar mı? Konuşturmayın bir adamı. Yok, olur mu öyle şey? Öyle şey olur mu? Çok değerli. Olur, olur. Değerli. Olur da, şimdi aklımdır. Burada iş yapıyoruz ama çok da değer verdi. Bir dostumsun tabii, tabii. Aynı zamanda Esat'cığım. Ailece yani. Görüşüyoruz seninle de. Hı-hı. Şimdi şöyle, psikiyatristler mesela antidepresan ilaç veriyorlar. Hı-hı. Bu ilaçları verdikleri zaman karşı tarafın beyninde bir deformasyon mu oluyor? Evet. O zaman nasıl bunu göze alabiliyorlar ama? Bir psikiyatrist nasıl veriyor? Evet. Yani şimdi burası çok önemli. Bir telefonumuz var. Ben şu anda... Uzun mu söyleyeceksin? Önce telefonu alıp sonra mı devam edelim? Telefonu tamam. Kısaca alalım ama çok telefon almasak konuyu... Tamam tamam, hep dağılmasın. Alo. Alo, merhaba. Merhabalar, iyi günler. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun, ben teşekkür ederiz. Ben bir kazası... 15 yıl. İki ayağımı... Sesiniz kesik kesik geliyor da Emre Bey, kesik kesik geliyor sesiniz. Kaza geçirdiniz 15 yaşında değil mi? 15 yaşında kazası.
Sizin telefonunuz çekmeyen bir yerde galiba. Kesik geliyor sesiniz. Şu an nasıl? Tamam, şu an çok iyi. Evet. Tamamdır. Bir trafik kazası çizdim 13.30'da 3.30 önce. İki ayağımı... Ben hiçbir şey anlayamıyorum. Tamam, duyamıyoruz biz sizi Emre Bey. Çok kusura bakmayın ne olur. Çünkü çok kesik geliyor vaktimiz de. Bağlamayalım telefonu lütfen. Telefon evet, derin konular konuşuyoruz. Evet, tamam. Evet, konu karışmasın. Konu bölünmesin. Bir şey sordun mu? Hapis geldi sesini. Evet. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi adam duvar ustası. Eskilerde inşaatın kerpiçten yapılması gerektiğiyle evet. ilgili bir BOV işte şey ne diyelim inşaat mühendislikleri hı-hı. bölümünde öğretiler vardı. Hı-hı. Doğru. Şimdi bu öğretilerde eski öğretilerdeki inşaat mühendislerini söylüyorum. Evin kerpiçle yapılması doğru bir şey. Doğru mu? Tabii doğru. Evet. Sen şimdi o adamı al bugünkü teknolojide getir. Yeni prefabrik teknolojisini bunu anlat. Mantığına yeter. Evet. Ama kendi bildiği en doğrusu değil midir? Tabii doğru evet. Amerika'daki bir prefabrikçi prefabrikten ve tahtadan ev yapan bir inşaat mühendisi ki bunlar bu bölümü var. Yani sadece ahşap ve tahta üzerine yapılan mimarlık veya mühendislik gibi bölümler var. Şimdi bu adam için en doğru inşaat yöntemi hangisidir? İlk bakış açısıyla düşündüğü tabii. Yani öğrendiği. Öğrendiği evet. Şimdi ben anlatmak istedim. Zaten burada suçlamak istediğim bizim devletimizin Sağlık Bakanlığı ve psikiyatristler, doktorlar değil. Öyle gördükleri için. Evet doğru. Şimdi adama şu gösteriliyor. Deniyor ki aşağı tük... Bak bir dakika bu da söyleniyor. Onu da anlatayım. Aslında kendileri de biliyor bazı şeyleri. Daha derinlemesine düşünenler. Yani öğrenip de kendini kapatıp bu tek doğrudur diyenlerden bahsetmiyorum. O bir grup. Aslında çok önemli bir konu bu. Yani tartışılması da gereken bir konu. Çünkü bazı insanlar da ilaç aldıktan sonra daha kötü durumlar yaşanabiliyor. Hepsinde ben size söyleyeyim. Şimdi antiepileptik satıyor. Yani bu arada doğru. Adam şimdi diyor ki öğretirken tıbbı sana öğretirken. Bugünkü ilaç sektörünün sponsor olduğu özel tıp fakültelerinin içerisine klimalarından tut laboratuvarlarına kadar kendileri döşediği bir üniversite hastanelerinin doktorları yetiştirilecek. Bu sektörü kim sponsor ediyorsa onun borusu ötecek. Hı. Sana öğretirken bilgiyi diyor ki kardeşim antiepileptiği alırken bu antiepileptiği alacaksın. Evet bunun zararı şu. Hı. Ama diyor nöbetin zararı daha fazla diyor. Şimdi tabii. Sen de diyorsun ki beyinde hasar sen şimdi çok insaniyetli, hakikaten insansız duyguları içine bezdirmiş, çok iyi niyetli bir doktor hanımefendi olarak veya beyefendi olarak diyorsun ki nöbet geçirmesindense bu zehri kullanması daha elzem. Diye veriyorsun. Tabii. Bak bilmem. Ben de şunu iddia ediyorum. O zehri başka bir doğal yöntemle halledilebilir diye düşünüyorum iddia ediyorum. Hı hı. Veya eski kayıtlara bakalım. Şimdi birileri de çıkıyor yeni. Hep doğal ilaçlarla tabii değil mi? Ne kadar çözümler elde edilmiş. Tabii şimdi yeni kimya var şu anda. Tabii. Kimya. Sen tabii. Aspirini bile kimya ile kullanıyorsun. Tabii. Şimdi ben sana söylüyorum. Adamın bir tanesi de çıkıyor. Şimdi yeni moda bu. Çıktı ya birileri aman bak Bezzet Başaran gibi birileri milleti uyarıyor halkı. Hı hı. Şimdi diyor ki o eskimiş püskümüş adetler hacematlar falan ne yapıyor? Dokuz edesi yapıyor diyor. Ne yani, yapıyor? Dokuz edesi yapıyormuş. Dokuz hacemat, edesi nedir? İşte hacematla böyle tık 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 tık. Ha, iz mi yani? İz falan işte. Hı hı hı. İz yapmaz da. Ne o? 900 ediliyor işte. Ha, 9 ediliyor. Tabii, anlayamadım. 9 ediliyor evet, mi dedim? 900 pardon. Ediliyor efendim. Hı-hı. Buraya bastırıyorsunuz, çekiyorsunuz hı-hı, şeyle. Hı-hı, evet. Pis kanı evet, atıyor. Evet, evet. Sonra kan oksijenlenerek devam ediyor. Evet. Genç kalmanı sağlıyor. Diyor ki buna eski püskü adet diyor. Ama o galiba eski kabul gördü. Adet gördü. Sensin zaten. O konuşan adam var ya, o ismini ver. Ama kabul adam, gördü şu an galiba. Gördü tabii. Değil mi? Türk Sağlık Bakanlığı'nın içerisinde evet. tedavi olarak geçiyor. Hacemat, sülük tedavisi vesaire bunları evet. eski püskü adet olarak. Eski püskü adeti var. Senin modern tıbbın daha şekeri halledemedi. Daha tansiyonu halledemedi. Daha çocuklardaki dikkat eksikliğini halledemedi. Zeka oranlarını arttırmayı halledemedi. Sen neyin eski püsküsünden bahsediyorsun? Oh. Derler adama. Ben diyorum zaten. Şimdi dolayısıyla... burada doktorların bir suçu yok. Yani antidepresanın içerisinde florini koyuyor ama florinin o kadar zararlı mevzul miktarlarda olduğunu iddia ediyor. Ya ilk veya öğretenin öyle... suçu var diyorsun tabii ki. Doktorun burada ne suçu var? Tabii. Sen neyi öğrendiysen onun adamısın. Aynen öyle. Anlatabiliyor muyum? Sen şimdi bir falan takımı tutuyorsun. En güçlü takım senin için o. Evet. Sen şimdi falan partiyi tutuyorsun. Aşağı sıralarda oysa ki ama en güçlü parti senin için o. Evet. Adam tıp okumuş 6 yıl. Zaten 6 yıl okuyuşunu bir sorgular mısın? Neden 6 yıl?
Nasıl yani? Yani tıp 3 yılda öğretilemez mi mesela? O tartışılır. Nasıl yani? Ben söyleyeyim, tartışılmaz. 3 yılda dünyanın en kral doktoru yaparım ben adamı getirsinler. 6 yıl okuyor ki benimsediği, var olduğu şey, benimsediği şey konusunda daha iddialı olsun. Kesin hükümlü olsun. O yüzden 6 yıl. Neden inşaat mühendisliği 4 yılda, tıp fakültesi 6 yıl? Yani insan sağlığı çok önemli olduğunu düşündükleri için şey böyle. Hayır. İddiası daha büyük olsun, tıpta, garanti olsun. Tıpta şu şeyler. Anda en yüksek TUS'ta sınav notu da psikiyatristlerin bu arada. Tabii. Ya ben psikiyatristler, bak, benim için psikiyatristler baş tacı, en önemli doktorlar. Cerrahlar benim için baş bak, tacı. Hayır, cerrahlar şu an daha şey. Yüksek bu arada. Tabii, çok yüksek, evet. Psikiyatrist ilk sırada gelir, radyolog ve plastik cerrah. Aynen. Yoksa ben Türkiye'deki ve dünya üzerindeki birçok doktorumuzu tenzih ederek konuşuyor. Sen tabii ki onlara suçlamıyorsun, asla, öyle bir şey asla. Yok. Sen hepsi saygıdeğer, böyle öğretildiğini tabii, söylüyorsun. Hepsi saygıdeğer, çok önemli insanlar. Hı-hı. Bugünkü Sağlık Bakanlığı da öyle. Yani evet. Devletlerin Sağlık Bakanlıkları tabii. Da kısmen öyle. Hı-hı. Dolayısıyla benim derdim onlar değil. Benim derdim binlerce yıl önceki evet, var olan öyle öğretiler artık, olmuş evet, tabii. Doğru öğretiler var ve bu öğretiler. Bir de benim derdim bunu politik olarak çok büyük kapitalist sektörlerin, ilaç sektörü gibi. Bak silah sektörü de aynı sektördür, uyuşturucu sektörü de aynı evet. Sektördür. İlaç sektörü gibi ilaçların insanları mahvettiği ve doktorları buna kendileri uydurduğuyla ilgili iddiam var. Yani ilaç sektörüne benim davam. Yoksa devletlerin Sağlık Bakanlığı'na yok, sözüm tabii, yok, doktora şey, da haşa hiçbir sözüm yok. Hı hı. Benim derdim bu işi aynen bak şuradan başlıyor Berat'cığım bu olay. Hı hı. Cam kırıp çocuklara köyde. Taş verip cam kırdırtıp sonra camcı diye geçen amca var ya. Evet, evet. İşte o amcayla falan ilaç şirketi aynı adam. Doğru. Sadece evet. Doğru. Sadece biri çok küçük sektörle uğraşıyor, biri dünyaca büyük sektörle uğraşıyor. Sana hastalık üretip de sonra hastalığına ilaç üreten adam aynı adam. Bilgisayarda virüs üretip sonra antivirüs programı geliştiren adam aynı adam. O küçükken köyde cam kırıp sonra elinde camcıcıya geçen amcanın örgütü var ya, evet. İşte o örgütle ilaç bir sektöründeki de, örgüt aynı. Şu çok komplo teorisi tabii bu, bilemiyoruz kesinliğini ama çok söylenir bu. Kansere çözüm bulundu, ilaç sektörü bitmesin diye saklanıyor. Bu doğru mu sence? %100 doğru. Yani ama şimdi ben şunu yani. Düşünüyorum, hani doğruysa eğer, doğru. Şunu da düşünüyorum kendimce. %100 doğru. Kendi mantığımca şunu düşünüyorum, hani eğer doğruysa Steve Jobs genç yaşında Amerikalı bir insandı sonuçta. Hı-hı. Madem Amerikalılar buldu, o zaman Steve Jobs neden öldü? Bu sefer işte onu da düşünüyorum. Bunu söyle diye öldü. Ondan dolayı, değil mi? Neden öldü diye bile sorgulayalım evet. Diye öldü. Birilerini feda ederler. Hatta diye. Babalarını bile feda ederler. Yani o kadar, mesela ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Falan ülkede neden kanser yok mesela veya çok az? Hangi ülkede az? İsrail. Yok ciddi gibi. Mi? Evet, neden yok? Bak bu zaten mesela, derler ya, evet. Şu an farklı konulara giriyoruz evet. Ama tüm evet. Yahudiler Rusya'da, dünyayı yönetiyor evet. Derler Rusya'da mesela. Niye yok? Az veya çok az. Siz duydun mu hiç? Amerika'da Rusya'da da duymadım. Amerika'da çok fazla evet. Ama. Veya Türkiye'deki kanser kadar Rusya'da duydun mu mesela? Ama bak niye şu yok? Da var mesela İsrail'de Küba'da, Küba'da da kanser için çok doğal ilaç olduğu söyleniyor. Bakın bunların hepsi eski doğal yöntemleri. Doğal yöntemin aslında çok işe evet. Yaradığını evet. Söyleyelim. Ben hakikaten. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Üzerlik, akasya, kamış otu, benzeri şeyler epifiz bezini ve özellikle dimetril triptamin salgısını arttıran otlar. Hı hı. Bunlarla ilgili belirli, bak bunlar direkt yenmez. Hı hı. Alıp da hani, zehirler zaten fazlası. Dur ben gideyim şeyden alayım, aktardan alayım, özellikle öyle değil. Üzerlik otunun bir de fazlası zehirler. Fazlası zehirler, zehirleri tımarlar alınmış. Daha önce Ziya Hoca bahsetmişti hatırlarsın. O zakkum bitkisi kansere iyi geliyor ama zakkumu alıp yersen zehirlenirsin. Zakkum, tabii. Zıkkımın kökünü yediriz evet, mesela. Evet değil mi? Oradan atasın. Geliyor, tabii. Evet. Üzerlik de yenmez. Yenmeyeceğini bildikleri için Anadolu'da, annem hatırlarsınız anlatmıştım. Hı. Küçükken burama iliştirmiş üzerlik, ya, radyasyonu evet. Önler diye. Üzerlik öyle bir bitki ki radyoaktif ışınları önlüyor. Nazara karşı koruduğu iddia edilen radyoaktif ışınlar aslında. Hmm. İşte bu bizim şu anda şeylerin ne onun adı? Bluetooth'ların ondan sonra dalga boylarının bizim üzerimize gelip de beyin dalgalarımızı yok etme olasılığını sadece şuraya koyulan bir üzerlik bile bir reklama girelim. Olabilir. Sonrasında devam edelim. Evet sevgili izleyicilerimiz şimdi reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra tekrar Esat Başaran'la kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.
Evet, Berat Aşıcıoğlu ile günün getirdikleri kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Bize canlı yayına bağlanmak için 0212 627 48 48'den bağlanabilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp hattımız olan 0530 848 1312'den de bize an be an yazabilirsiniz. Bu arada demin bizi arayan sevgili izleyicimiz, Konya'dan arayan sevgili izleyicilerimiz Esat Bey'in kitabına ulaşmak istediğini söylemiş. Sevgili Esat Başaran'ın kitabına ulaşmak için Instagram sayfandan değil mi? Tabii, Esat? Esat Başaran ürünleri diye girerse oradan site var, siteye yönlendiriyor. Siteye yönlendirirse oradan alır. Oradan direkt ödemeyle birlikte alabiliyor tabii, değil tabii. mi? Tamam, o şekilde alabilirsiniz. Evet. Şimdi üzerlik otunda kaldık en son. Tabii bu dediğim gibi yani böyle aktarılıp kesilerek yapılacak bir şey değil. Bu belirli işlemlerden geçirilerek yapılacak bir şey. Mesela ekstratlarından ürünler yapılarak veya yapılmış ürünler kullanılabilir. Dimetiltriptamini anlatan DMT molekülü içerikli ürünler varsa alınabilir. Biz yaptık zaten, onları internetten üzerinden görebilirsiniz, bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz, kafanıza yatarsa alırsınız. Yani çünkü ben bugün dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özellikle zekamızın yani dikkat eksikliği kökenli, dikkat ve öğrenme güçlüğü başlayınca ister istemez insan zekadan da kaybetmeye başlar. Tabii. Bir şey kullanılmazsa, vücut bilir, geliştirme, vücut geliştirme gibi bir şey kullanılmazsa yavaş yavaş kayıp başlar. Tabii. Bunu önlemek adına bu tür ürünleri kullanmamız gerekir. Yani daha doğrusu şöyle, herkesin bu tür ürünleri kullanması gerekiyor zaten. Yani dimetiltriptamini, hem bu dediğim gibi uyku düzenini dengeleyerek, yeme içme düzenini dengeleyerek, bir de üstüne bu tür gıda takviyelerini kullanmaları çok doğru olur. Bunlar bitkiseldir. Bitkisel olanlar kullanılabilir. Yani sadece benimki değil, yani benzeri şeyler kullanılabilir. Omegalar, tabii ki kan tahlili yaptırarak bunlar mümkünse. B12, tabii, B6 tabii. gibi şeyleri kan tahlili yaptırarak. Omegalar, B'ler içerikli şeyler kullanılabilir. Ben şu an öyle bir ürün hazırladım. İçerisinde omegalar da var, B'ler de var. Lyajinine kadar her şey olan reşe mantarı, ondan sonra zencefil, zerdeçal gibi otların da oluşturduğu, üzerlik kamış otunun da içinde var olduğu DMT, DMT diye bir ürün yaptım. Mesela bu kullanılabilir. Herkesin kullanması gerekir. O senin yani, sayfandan alınabiliyor. Tabii sayfamdan alınabiliyor. Benim demek istediğim şu. Yani insanları bu kadar kimyasal ilaçlara bağlamak, kimyasal ilaçlara bağlayarak sadece ben tek ilaçların suçu demiyorum buna. Yani ilaçlar doktor yazdığı zaman gerekli olan şeyler var. Hani bunlara karşı olduğumuz için falan demek istemiyorum. Yediğimiz içtiğimiz şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru. Yani palmiye yağı diye bir şey var mesela, duydunuz mu? Evet duydum. Palmiye yağı vücutta vücudun tek ısısıyla eritemediği yağdır. Evet. Bu yağ oluşturur. Bisküvi de var mesela. Açın bakın. Çok zararlı o zaman. Çok zararlı. Şimdi bu bisküvilerin hepsinde var. Neden palmiye yağı koyuyorlar bisküvileri? Peki içindekiler kısmında var mı? Direkt var. Hayır yazıyor mu yani? Yazıyor, palmiye yağı yazıyor. O zaman uzak. Ama sen onu okuyorsun, anlayamıyorsun ki. İşte şimdi söyleyelim. Evet. Tabii. Unun içerisinde bilmem ne diyor mesela. Senin bu böbrek üstü bezlerini, böbreklerini bozuyor. Böbrek üstü bezlerin bozuldu mu ya tansiyon hastasısın, güçlü de bir depresyon hastasısın mesela. Antidepresana ihtiyaç duyuyor. Acaba diyorum dünya üzerinde ilaç sektörüyle gıda sektörü paralel mi gidiyor? Yani bunlar bunu üret de biz de hani buradan destek. Tabii o da çok tartışılan bir konu zaten. Bilemiyorum, böyle mi oluyor? Yani tabii, bunu bana çok böyle çok oluyor söylüyor. Gibi geliyor mesela. Evet, çok kişi söylüyor bunu. Yani dolayısıyla büyük franchise'lerin içerisine o bilmem ne tozu, Çin tozu dedikleri, tuzlu dedikleri şeyi koyup da acaba ilaç sektörü bunlara bunu sponsor olarak bedavaya veriyor, bizi bozuyor, ondan sonra da bunu tedavi mi ediyor? İşte camcı mantığıyla aynı mantık demek istiyorum. Doğru. Yoksa derdim doktorlara haşa. Yani tabii, tabii. Bizim doktor abilerimiz, ablalarımız hepsi kendi alanlarında üstattır. Ama tabii. ben özellikle epifiz konusunun dünya üzerinde de, Türkiye üzerinde de biraz daha hassasiyet gösterilerek, yani bu 1,5 milyar insan tabii. buraya bu simgeyi niye takıyor, ne anlatmak evet. istiyor bize? Evet. Ondan sonra papanın elindeki arsada niye kozalak resmi var, ne anlatmak istiyor bize? Evet. Ya bunları insanların duyarlı olup hem sosyal medyada araştırıp hem de doktor kardeşlerimizin, rica ediyorum lütfen, epifizi daha detaylı, dimetiltriptamini daha detaylı araştırıp gündeme getirip benim gibi bununla ilgili ürünler yapmasını istiyorum. Doğru. Yani sadece ben değil yani. Bir Esat Başaran yaptı diye o değil. İnsanlığın artık hastalık kısmının önüne geçelim. Hem yani de daha zeki bir toplum olalım.
algılarımızın açık oldu. İşte evet, yani bunlar birilerinin içine gelmiyor ama biz doktorlar olarak bireysel mücadelelerimizi bu anlamda verelim istiyorum. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Doktor abilerimiz, ablalarımız otursunlar bu konu üzerine. Ya hipofiz hakikaten bu dimetiltriptamin niye bir ölüm anında, doğum anında salgılanıyor? Bu salgılanırsa neler olabilir? Hı-hı. Yani melatonin ise, hipofiz çalışırsa melatonin çalıştığında, devreye girdiğinde hastalık nasıl? Niye hastalıkla uğraşıyoruz ki? Çözmeyle uğraşalım yani. Biraz da çözüm yoluna gidelim. Daha böyle bitkisel yöntemlerle, ya bu haplar, hapı korkuyoruz ama bitkisel hap da var. Yani hapın bitkiseli de var. Hı hı. Demek istediğim o. Mesela eskilerde de ben şimdi çıkarttım bunu. Bütün psikolog arkadaşları toplayacağım. Büyük bir şey gösteri yapacağım bu konuyla ilgili. Anlatacağım, diyeceğim ki psikiyatristlerin biliyorsunuz ilaç yazması yasal. Hı hı. Ama psikologların ilaç yazması yok. Ama eskiden mesela... kedi otu yazıyorlardı mesela. Hı hı. Onun gibi ben şimdi dimetiltriptamin psikolog arkadaşların yazmasını rica edeceğim. Bununla ilgili belirli otellerde toplantılar yapıp bu arkadaşları güzelce bu bilgilendireceğim, anlatacağım. Yani her psikolog, her psikiyatrist hocalarımızdan yazanlar var şu anda. Hı hı. Her psikiyatrist yani mevcut yazdığı kadar bir de onu önleyici böyle doğal bitkisel çıkartılan ürünleri yazsalar, hı hı. Vitamin desteği gibi aynen. Normal nasıl antibiyotik yazıyor doktor, evet. Sonra antibiyotiğin etkisini azaltıcı farklı vitamin destekleri veriyor ya. Yani dimetiltriptamin hapı da, yani bitkisel hap, bunlar da mesela dimetiltriptamin içerikli veya üzerlik içerikli veya buna benzer bitkisel içerikli hapları da vitamin niteliğinde yazsınlar istiyorum özellikle. Hı hı hı. Yazsınlar ki farklı şeyleri absorbe etsin en azından yani. Tabii doğru. Aha, dengelesin. Dengelesin. Evet. Absorbe etsin. Bir de karanlık alanda uyursak, evet, eğer bak, tekrar yineleyelim onu. Hipofiz bezinin daha fazla çalıştığını. Kesinlikle. Yani anlarız. Biz aslında doğal olarak da bunu kendi kendimize bu anlamda yüksek oranlarda, kısmi ölçülerde halledebiliriz. Çok yüksek oranlarda olmasa bile kısmi ölçülerde halledebiliriz. Yani erken yatıp mesela yatak odalarının perdelerini renkli almayın. Yani mümkünse siyah alın mesela. Evet. Kapandığında simsiyah olsun. Evet. Yani geceliğin uykuyu da tam almaya çalışalım. Hı-hı. Yani erken yatalım. Bazıları diyor ki hocam ben akşamları uyuyamıyorum. Hayır, böyle bir şey yok. Bu tamamen bizim kendi şeyimizle ilgili. Bir de telefonlarla da ilgili. Başucumuza koyuyoruz, ya telefonda sürekli koyuyoruz. Oynuyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Akşam kitap okumayı denesene saat 10 civarında. Uyku saat getiriyor bir de. Çok rahatlatıyor. Ha, erken uyursan ertesi gün erken kalkarsın. Emin ol, ondan sonraki gün tekrar erken yatacaksın. Alışıyor bir. Tabii alışıyor. Tabii, ya şimdi bunu söyleyen, hani dinime söyleyen Müslüman olsa ben de çok geç yatan birisiyim. Geç mi yatıyorsun? Maalesef. Ahkam kestiğime bakma zaten. Derler ya, hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. Benimki o hesap. Yani böyle yapmak daha doğru, daha sağlıklı. Tabii. Mesela yani farklı toplumlardaki Endonezya gibi bazı yerler, oralara gidelim bakalım. 90 yaşındaki insanların bile 45-50 yaşlarında gösterdiğini görürüz yani. Doğru. Veya Hindistan'da böyle bir şey söz konusu. Köylerde yani, yaşayan organik beslenmişler için. Değil mi? Böyle elmanlı ayarlı amcalar, teyzeler evet, falan var. Bir de uzun yaşıyorlar ya yani. Ya ben Bergama'da 90 küsur yaşında geçen bir köye gittim. İşte evet. Bu seçimler dalgasına. Köye gittim. Dedi ki 90 küsur yaşında çapa yapıyor, hala çalışıyor dedi bizim ya. Falan amca var dedi. Çalışıyor, teyze falan teyze var, çalışıyor dedi yani. Biz burada ne yapıyoruz? Arabayı şeye park ediyoruz. Aman kapının AVM'nin kapısına yakın park edelim ki fazla yürümeyelim. En yakına park edelim. Ya biz kendi kendimizi bitiriyoruz. Allah hastalık yaratmadı, tekrar iddiam o yani. Biz hastalığı kendimiz üretiyoruz aslında. Bir de hareket çok önemli, egzersiz çok tabii, önemli. Sürekli çok önemli. Yürüyüş çok önemli. Yürüyüş çok önemli. Değil mi? Tabii ki. Yani hipofiz konusu çok daha derinlemesine konuşulacak. Üçüncü göz meselesi, dimetiltriptamin konusu çok daha derinlemesine konuşulacak, hı hı. konuşlar. Hı hı. Ya bunun üzerine saatlerce program yapılabilir. Hı hı hı. Çok detaylandırılabilir. Var daha vaktimiz. Var 14 dakika vaktimiz var. Eyvallah. Yani eklemek istediğin bir şeyler varsa hipofizle alakalı konuşabiliriz. Korkuyorum çıkışta beni tıp hekimlerini evet, şikayet edip. O zaman biraz gel gündemle de alakalı, ilişkilerle de alakalı konuşalım i̇lla, mı? İlla onu sokacaksın. İlla yani. Allah'tan 10 dakika kaldı. Tabii şimdi Esat Başaran'a o kadar güzel dolu konular araştırıyor ki kendisi. Hakikaten ağzına sağlık. Çok güzel teşekkür bilgiler ederim, çok biriktiriyorsun zihninde ve bunu sevgili izleyicilerimizle de benimle de paylaşıyorsun. İlişki konusu tabii daha böyle şey geliyor sana. basit geliyor ama inan
toplumda bu çok fazla konuşulması gereken bir suyun konu. Suyun başını açayım da kurtarayım. Neden biliyor musun? Çünkü boşanmalar çok fazla, arttı. Evet, yani şimdi ilişkinin temelini konuşalım ki ilişki sağlıklı nasıl olabilir? Nasıl güzel bir ilişki olabilir ki boşanma da olmasın diye. Yani o yüzden ben bunu ele almak istiyorum. Çok fazla kişinin yarayan kanası bu. O yüzden... Kanayan yarası. Evet. Yarayan kanası mı dedim? Ay rezalet. Ben de sonradan fark ettim. Kanayan yarası. Kanayan yarası, evet. Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle. Çok fazla çift terapisi de alıyorsun sen. Evet, evet, evet. Yani sonuçta senin konunla da alakalı bu yani. Özellikle aile danışmanlığı. Tabii aile çocuklar. Danışmanlığı yapıyorsun. Neden boşanmalar artıyor? İlişkilerde ne oturmuyor genelde? Sorunlar en fazla neden baş gösteriyor? Vallahi şimdi DMT'ye bağlıyormuşum bunu. Fazla DMT kullanmıyorlar canım. Fazla DMT kullan. Ya tabii biz çok doyumsuz, gerçekten kimyamız bozuldu aslında. Yani bununla da çok doğru orantılı. Hı hı. İşte bak teknolojik aletler diyorsunuz. Yani evet. Teknolojik aletler içerisinde bu da var işin açığı. Hı hı. Yani İnsanlar artık ulaşılabilirliği çok kolaylaştı. Hı hı. Yani eskiden mesela sanatçılara böyle bak Cüneyt Arkın falan derken şu an Cüneyt abi mi dur bak ben şimdi Instagram'dan bir şey yazayım şak adama giydiriyor falan. Yani sanatçıya ulaşım da çok kolaylaştı. Dolayısıyla herkesin birbirine ulaşımı kolaylaştı. Doğru. Bir de sanal dünya olduğu için şey daha özgür, daha rahat. Klavye iletişim. Kabadayıları da tabii diyoruz canım, ya tabii. Yani yüz yüze belki merhaba falan diyemeyecek ama klavyede bir fotoğraf çektirelim abi. O var ya bilmem ne falan diye böyle argo tabirler, küfürler kullanılıyor maalesef. Bu tabii insanların birbiriyle iletişim yetisini de bozdu. Yani artık mesela eskiden dosta değer bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Ya, mevzu ne güzel vardır. Bir söz. Ne güzel bir söz. Şimdi bir şeyin hatırı şimdi kaldı kızdın, mı? Şimdi kızdın hemen engelle sil. Sil engelle falan küfret evet. Veya geç. Evet. Yani şimdi bir o kahvelerin 40 yıl hatırı var mevzusu ne oldu? Yani rafa kaldırıldı. Çünkü eskiden dost bulmak, dost edinmek ya. Bir emek işiydi. Evet. Şimdi emek işi değil. Doğru. Dolayısıyla evlilik de bir emek işiydi eskiden. Mesela insanlar evlenirlerdi. Anne baba artık kendi de eğer durumu zor ailelerse kıt kanaat yardımda bulunurlardı. Evet. Gerisini aile, karı koca birbirine özdeşleşerek, el ele emek sarf ederek, el ele vererek yaparlardı. Oysa ki şimdi çoklu taksitler çıktı. Her şeye kolay ulaşma ve kolay elde etme çıktı. Çok emek sarf etmeden hemen kolay elde edebilme mevzusu ortaya çıktı. Çıkar ve, ilişkileri arttı. Evet evet bu birliktelikteki el ele verme ve bu sadakat veya bu emeğin karşılığı artık yok. Çünkü senin alternatifin yüzlercesi Facebook'ta. Bilmem ne bukta. Doğru. Instagram şunda bunda cartta curtta. Arkadaşlık siteleri var. Ben geçen gün saymaya kalktım. İnan yüzlerce. Ciddi misin? Tabii yüzlerce. İşte evlilik siteleri arkadaşlar. Hatta ben bile düşündüm bir ara. Psikolog eşliğinde evlilik sitesi mi yapsam falan diye. Gerçekten. Yani yüzlerce binlerce. Dolayısıyla insanların artık o emek sarf ederek sağladığı ilişkiler bir tuşunun veya bir dokunuşunun elinin altında. Doğru. Evet. Dolayısıyla tabii bu çok hızlı yıpratılıyor. Tabii. Yani adam evleniyor, tak birini buluyor. Arkasından bir bakıyorsun ona tekrar ayrılmış birinden ötekine geçmiş. O esnada 8-10 kişiyle birlikte görüşmüş falan filan. Yani bir emek de yok işin içinde yani. Yok. Hızlı ulaşılabilirlik bunları da hız kazandırarak yok etmeye başladı. Doğru. Yani bence kökende bu var, başka hiçbir şey değil. Yoksa insan duyguları yine aynı. Tabii ki yediğimiz içtiğimiz gıdalar işte dimetri, triptamin vesaire mutlaka etkiliyordur. Düşünmeyi mutlaka... engelleyip hataya sevk ediyor değil mi? %100 böyle. %100 böyle. Ya bunlar mental insanların, zekası geri insanların yapabileceği şeyler. Dikkat et zekamız geri. Kaç tane telefon numarası biliyoruz hafızamızda? Genel anlamda. Artık bir şey söyleyeyim mi? Ben eskiden yüzlerce telefon numarası hafızamda bilirdim. Bir de şu akıllı telefonlar sayesinde isim soyad eşliğinde ya hep kayıtta. Böyle baktığımızda ismi biliyoruz sadece. Hiç kalmıyor artık. Ya ben artık insanların ismini hatırlamıyorum ya. Tabii. Yani onu da hatırlamıyorum ya. Falanın kızı filan, o falanın oğlu filan diye kaydetmeye başladım evet. Yani. Evet. Hani Adnan abi, bizim Adnan abi vardı falan. Yok onlar gitti artık. O kadar hızlı tüketilen bir şey oldu ki artık ilişkiler de Berat Hanım, hı-hı, hızlı tüketilmeye başlandı. Ne yazık ki, doğru. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Peki, dolayısıyla mevcut evliliklerin bitişinin kökeninde bu hız var. O zaman bu peki ne var. Yapılması gerekiyor? Ne öneriyorsun evlilik yolunda, ben aday olanlara, evli olanlara? İnsanlar artık köylere kaçacak.
Değil mi? Tabii. Yani yeni nesil artık dağlara ve köylere kaçıp böyle daha bireysel, nerede o gibi Amerika'daki gibi. Bir şey söyleyeceğim ama bu tür toplumlar, biz toplumsal evrim diye bir şey var. Yani evrimleşiyor, şehirleşiyor, şehirleşmeden sonra ulan bu doğru değilmiş deyip hadi oraya kaçıyor falan filan ya. Bu Amerika'da mevcut şu anda. İnsanlar artık böyle çiftlik evlerine, daha bireysel doğa yaşam, doğayla iç içe. Yani ben eğer ki bundan benim çok rahatsız olan mesela birisi varsa bu hayalinizi gerçekleştirmenizi özellikle gerçekten tavsiye ederim. Gerçekten benim hayalim bu. İleride yani, böyle bir kasaba aynen. Ya yerleşmek. Bir kasaba, deniz kenarında, daha doğal bir yaşam. Deniz kenarında, aynen. Yeşillikler Bergama'ya içinde. Bergama'ya bekleriz efendim falan diye. Ben başkan olduğumda Bergama'ya bekliyorum. İnşallah. Oralarda İnşallah arsalarımız çok geniş. İnşallah bu yolda sana başarılar diliyorum. İşte sen o kadar güzel yaparsın ki her İnşallah. Şeyi güzel başarıyla yaptığın gibi eminim. Şu an onu gösteriyor. Bergama'da liste başıyım. Yani en üst zirvelerde çıkıyorum. Buradan Bergama halkına tamam, teşekkür ederim. Sonra konuşuruz. Yok onu. Şöyle, Hı-hı. teşekkür ediyorum halkımıza da. Ayrıca evet. çok desteklediler. Şimdi ve kısa bir vaktimiz kaldı. Şimdi peki o zaman diyoruz ki sosyal medya kesinlikle hızlı ulaşılabilirlik olduğu için ilişkilere aslında çok fazla sorun getiren bir şey. Aynen. Peki ne yapılması gerekiyor? Bu arada farkında evet. mısın? Aa, dün bu arada ne gördüm? Tanıdıklarınızı ekleyin mesela. Evet. Mesela dün çok fazla arkadaş kabul evet, etmeyin arkadaşlar. Evet. Yani. Ben tabii televizyoncu olduğum için mecbur ediyorum ya, ama benim durum farklı. Benim senin de farklı. Mesela dün ne gördüm? Haber olmuş zaten. Çok da hoşuma gitti. Şimdi tabii gençlerin gözdesi, çocukların gözdesi Aleyna Tilki var ya, ben çok evet. sesini de çok beğeniyorum. Bayılıyorum sesine. Çok sesine. Başarılı bir kız. Hakikaten çok çok başarılı. İnşallah daha da iyi yerlere gelsin. Dün David Beckham'ın oğlu onu takip etmeye başlamış Instagram'da. Evet, Aleyna yani çok havalı. Sonra Aleyna Tilki de onu tekrar takip etmeye başlamış. Birbirlerini şu an takip ediyorlar. Mesela bak, örnek bu. Tabii. Ne kadar bak dünyadaki... Ben de mi bunu gündeme getirsem ya? Benim birkaç Amerikalı artist takip ediyor Twitter'dan. Getir tabii. Gerçekten bak, Hollywood yıldızı. Getir tabii. Bayağı sağlam Hollywood yıldızı. Şimdi bak, yani. Dünya Niye yıldızı... Hayır, sözü nereye getireceğim? Dünya yıldızı futbolcu, çok tanınmış bir futbolcu, eski futbolcu David Beckham'ın oğlu işte bizim popstarımıza ulaştı. Aa, süper bir şey. Bir dakika, bu gündeme geliyorsa ben bunu hemen basıncı arkadaşlara söyleyeceğim. Tabii, basıncı bunu da şu an söylüyorsun. Valla kaç tane Hollywood yıldızı beni takip ediyor? Ciddi ya. Mi? Ya, gerçekten samimi söylüyorum şaka. Tabii bak, Twitter'dan takip ediyor. Ne güzel bak. Ha? Twitter adresin ne senin? Etmedim. Onlar beni takip ettiler. Twitter adresin ne senin? DHR Esat Başaran yazdım çıkar. Tamam. Bay demek DHR bu arada. Tabii. DHR Bay Esat Başaran sayfasını Esat Başaran'ın Twitter'dan takip edebilirsiniz. Evet. Hollywood yıldızları takip ediyor yani. Bak ne kadar gurur verici bir şey Hakikaten bu. Hakikaten öyleymiş. Ya, bak bir tuşla. Bu haber olduysa hemen haber yaptırayım tabii, ben. Tabii. Bir tuşla. Burada söylüyorsun evet, daha ne tuşu. Haberi işte. Allah iyiliğini versin. Yok, canlı yayındasın şu an. Ana haberleri falan çıkartayım. Konu dedin ya, bu yerde gördüm. Evet. Bunu. Yani hakikaten senin sözün şu anda tezi. Evet. Bir tuşla bak kolayca ulaşılamayacak iki insan aslında Instagram'da ulaşıyor birbirine. Aynen öyle. O zaman bu insanlar birbirlerini sosyal medya hesaplarını kapatmalarını mı önerilebilir? Çiftler. Ya kapatmaktan ziyade kontrollü kullanım bence. Ben hani dünyadan geri kalalım anlamında söylemedim bunu. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yani ben yoksa Instagram'ı, Facebook'u, bu sosyal medyalara karşı değilim. Hakikaten değilim. Tam tersi kullanılması taraftarıyım. Oradan reklam yapıyoruz ya. Evet evet, doğru tabii doğru. Berat Madara olmuyor. Estağfurullah. Ya yok, ama ilişkiler açısından önemli tabii. Evet. Kullanılması taraftarıyım. Sadece tarafıyım. Sadece doğru ve kontrollü kullanılsın diyorum. Hı-hı. Yani gereksiz kullanılmasın. Gereksiz muhabbet yapılmasın orada. Çok fazla vakit kaybedilmesin. Mesela araştırmalarla ilgili ben o kadar güzel sözler, o kadar güzel şeyler buluyorum ki sosyal medyada. Efsane. Evet, vaktimizin sonuna geldik. Esat'cığım çok teşekkür ediyorum. Her çarşamba olduğu gibi yine bu çarşambada beni ve sevgili izleyicilerimizi yalnız bırakmadın. Güzel bilgilerine sağlık, ayağına sağlık. Teşekkür çok teşekkürler. Çok sağ ol. Sağ ol, var ol. Evet, sevgili izleyicilerimiz, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün Merkez Bankası tarafından son enflasyon rakamları açıklandı ve ekonomiye dayalı birçok yeni haberimiz şu anda gündemde. Yarın dolayısıyla ekonomi konuşacağız. Yarın gün bize ekonomiyi getirecek. Ekonomist konuğum bizlerle birlikte olacak. Yarın tekrar aynı saatte, saat 14'te siz değerli izleyicilerimizin karşısında olacağım. Hoşça kalın, mutlulukla kalın. Umuyorum ki gün size güzellikler getirsin.